dadamız. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için herkese teşekkür ediyoruz. Bugün biraz daha büyük bir acıyı paylaştığımız bir gün biliyorsunuz. Bugün Berk'in son yolculuğunu uğurladık. Hepimizin başı sağ olsun. Bizim için kolay olmasa da hayatlarımız devam ediyor. Buradan da konuyu aslında başka çocukların eğitim hakkına, eğitim özgürlüğü üzerinden açık eğitime bağlamak istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü webinarı Creative Commons Türkiye etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Etkinliğin tüm konuşmacıları aynı zamanda CC Türkiye projesinde birlikte çalıştığımız isimler. Bu açıdan da çok şanslıyız. Kadıköy Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şirin Tekinay ve ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi, Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Kürşat Çağatay Hocam ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Orçun Madran Hocam. Değerli zamanını bizlere ayırdılar. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Orçun Hocam, CC projesinde olduğu gibi bu webinarda da bizim teknoloji liderimiz ve bugünkü tüm teknik aksaklıklarımızda kendisine sesleniyor olacağız. Başlamadan önce bize yönlendirmeleri olacaktır. O yüzden sözü ona devrediyorum şimdilik. Orçun Hocam, buyurun. Evet, herkese merhaba. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Aynı zamanda değerli hocalarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bu etkinliğimizi biz kaydediyoruz. Bazen internet bağlantısından ve bant genişliğinden dolayı bir takım sıkıntılar olabilir. Bununla ilgili olarak da bu çalışmalarla ilgili tüm etkinliğin kaydını daha sonradan Creative Commons Türkiye.org.tr'den yayınlayacağız. Bunun haricinde de bazı anketlerimiz vardı. Onlara ilgi gösterdiniz. Teşekkürler. Sonra farklı anketler de yapacağız. Genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım keyifli bir webinar olur. Ben tekrar sözü İlkay'a bırakıyorum. Teşekkürler Orçun Hocam. Şimdi dünyada açık eğitim hareketi, MOOC, açık lisanslar ve Türkiye'de durumu konularını gündeme getireceğimiz toplantımıza Şirin Hocamızla başlıyoruz. Şirin Hocam, buyurun, sözü size devrediyorum. Çok teşekkür ederim sevgili İlkay. Çok teşekkür ederim sevgili İlkay. Teşekkürlerimi Kürşat Hocama ve hocama da iletmek istiyorum buradan. Hem bu güzel organizasyon için hem de onlarla birlikte katılımcı olmaktan onur duyduğum için. Umarım herkes için keyifli bir webinar olur. Keyif demişken ben de sevgili İlkay'ın başsağlığı dileklerine katılmak istiyorum. Gerçekten hepimiz için çok acı bir gün ve eğitimle ilgili konuşuyor olmamız şu anda bir cenazede bulunmak yerine umarım değecektir diye düşünerek buradayız hepimiz. Ben bugün MOOC'la ilgili konuşmak istiyorum. Üniversite eğitimini nasıl değiştirir? Ülkemizdeki trendler nelerdir? Küresel olarak hangi trendler var? Bunları biraz irdelemek istiyorum. Genel konu olarak açık erişim, açık ders malzemeleri, açık eğitime nasıl bunu bağlarız? Sonunda hep birlikte yapabileceğimizi ümit ediyorum. Şimdi MOOCs, Massive Open Online Courses'ın kısaltılmışı. Yani büyük kitlelere hitap eden açık çevrim içi dersler. Ne zaman başladı? Kısaca bir tarihçesinden geçelim. Bu teknolojiyle iç içe olan bir olgu. Uzaktan eğitim 1970'lerde New Jersey Institute of Technology'nin iki hocası tarafından patentlendi. Yani bizde açık öğretimi televizyonlarda falan izleyenler olduysa o yıllarda yaşı müsait olup bunu hatırlayacaklardır. İşte videoya çekip videoları postayla yollamak suretiyle uzaktan eğitim ve sertifika hatta diploma programlarını verebilme
patenti 70'lerin başında New Jersey Institute of Technology'nin iki hocasına aitti. Daha sonra bu patent şimdi süresi bittiği için açıldı tabii ki. Dediğim gibi o sırada ülkemizde televizyon yayınlarıyla açık öğretim programları sağlanmaya başlamıştı. İşte burada sözünü ettiğimiz teknolojiler hep televizyon, belki 80'lere doğru video kasetlerin postayla yollanması vesaire. Tabii bunlar bize şimdi taş devri gibi geliyor belki. Çünkü sayısal kuşak olmasak bile artık sayısal teknoloji olmadan nasıl yaşadığımızı hatırlayamaz hale geldik. Dolayısıyla 2000'lerde çevrim içi eğitim materyalini bolca görmeye başladık internetin bütün dünyayı sarıp sarmalamasıyla birlikte. O zamanlar önce belki internetten bile önce işte o video kasetlerin yerini floppy diskler aldı. Kişisel bilişim, kişisel bilgisayarların artmasıyla ortam biraz değişti. Daha fazla bellek söz konusu oldu. Kullandığımız medium değişti. MIT'nin, Massachusetts Institute of Technology'nin öncülük ettiği OpenCourseWare Consortium bütün dünyaya açık, sadece Amerikan üniversitelerine değil. Buna Türk üniversiteleri de üye olmaya başladı 2000'lerin sonlarına doğru. Ve bu harekette işte eğitimi kitlelere, bütün dünyaya açmak gibi idealist bir yerden geliyordu. Fakat ülkemizde ulusal açık ders malzemeleri o yıllarda ilk önce TÜBA'nın himayesi altında başladı. Bu dönüp geri geleceğim bir tema. Ülkemizdeki motivasyonlardan bir tanesi Türkçe içerikli eğitim materyalinin azlığına karşı bir antidot olarak da görüldü bu. Yani Türkiye'deki Ulusal Açık Ders Malzemeleri Hareketi'nin konsorsiyumun daha doğrusu bir amacı Türkçe içerik üretip internet üzerinden sunmaktı. Tabii bu MIT'nin OpenCourseWare konsorsiyumuna da üyeliğimizi ne şekilde etkiler? Bu da açık bir soru ki döneceğiz. Şimdi dijital çağdayız, sayısal çağdayız deyip duruyoruz. Ama ben aslında post dijital çağda olduğumuzu iddia ediyorum. Çünkü dijital çağ demek, işte endüstri devrimi oldu, ondan sonra ulaşım şöyle kolaylaştı, sonra bilişim bütün dünyaya yayıldı. İşte bu teknolojiler bize sunuldu, biz bunları istediğimizde kullanabiliriz değil. Dijital çağ bitti çünkü istemediğimiz zaman da etrafımızda ya da o olmadan bir şey yapamıyoruz. Yani internet yayınından, erişimden uzaklaşabilmek için dağın tepesine çıksanız uydudan internet yayını var. Bu yüzden artık dünya değişmiş durumda, nefes aldığımız havanın içinde bitler var. Bu çağda eğitim nasıl etkileniyor? Ona bakalım. Şimdi dünya çapında bu açık eğitim alanında Coursera, HarvardX, iPodia, bu University of Southern California'nın başlattığı Alliance gibi gibi pek çok örnekler görüyoruz. Burada sadece işte o en baştaki 70'lerdeki video teyplerin eşleniği olan dijital materyali kullanıcıya itmek, göndermek değil. Son derece interaktif bir şekilde pek çok başka teknoloji ve uygulamayı da kullanarak bir eğitim platformu oluşturmak artık mümkün. Bu örneklerde bunu görüyoruz. Ülkemizde de işte iTunes University'ye evrilmiş durumda açık öğretimle başlamış olan programlar, özellikle iTunes University ve benzeri platformlarda pek çok açık ders kaynağı veya da baştan sona açık dersi koymakta. Bunlar Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi gibi. Bunun dışında şimdi Coursera Stanford Üniversitesi'nin, HarvardX Harvard'ın, iPodia Alliance
University of Southern California'nın ve Alliance'ımıza şu kriterlere göre diğerlerini üye olarak alırız diyen University of Southern California'nın ve o kriterlerde işte bu nereye gideceğini anladınız. Harvard'ın, Stanford'ın, University of California sisteminin yanına yakışacak Ivy League, en önde gelen üniversiteler olsun. Kısaca prestij meselesi. Ülkemizde de açık öğretimin evriminin dışında bazı prestij peşindeki üniversiteler, işte bunlar bizim derslerimiz, bunlar bizim hocalarımız, en kalitelisinden dünya çapında bütün dünyaya açık bir platforma derslerimizi koyuyoruz diyen üniversitelerimiz katılıyorlar. Şimdi bu küçük tarihçeyi bir kenara koyalım. Artılarını ve eksilerini tartışalım bu açık derslerin. Artılarını düşünmek çok kolay. Erişim kolay. Her yerden bu malzemeye erişebiliyoruz. Bilgiye her yerden erişmeye zaten alışığız. Şimdi de bir şeyi derinine öğrenmek, bir şeyin dersini almak, eğitimini almak için alıştığımız şekilde kullanabiliyoruz. Çok güzel. Ücretsiz. Bu da erişimin başka bir yüzü. Ve bunun bu şekilde kalması öngörülüyor. Yani rekabet o kadar fazla ki ücretli olabileceği pek de öngörülmüyor. Sayısal yerlilerden söz ettiğimiz zaman şimdi kim gidip ders ve eğitim alacak? Tabii ki işin demografiği çok geniş. Ama üniversite çağındaki insanlarımızın yaşını düşündüğümüz zaman bu kuşak sayısal yerliler. Yani pedagojik olarak bu ortamda, post dijital ortamda öğrenmeye programlılar. Bunu tekrar söylemeye hiç gerek yok. Yıllardır söylediğimiz bir şey. Çevremize baktığımızda 17. yüzyıldan birisini ışınlasanız garipsemeyeceği tek yer bir klasik dershanedir. Yani herkes oturuyor, bir hoca var, tahtaya bir şeyler yazarak ders anlatıyor. Halbuki en çok gelişmeye ihtiyaç olan yer, yani eğitim teknolojilerinin en açlıkla karşılanacağı yer. Bu yüzden sayısal yerlilerin eğitimi için çoktan özlediğimiz, hasretle beklediğimiz bir şey MOOC'un kullandığı ortam. Yani eğitimde kullandığı teknolojik ortam. Diğeri de kognitif, yani yine bu kuşağın algılayışı, dikkat toplama süresi, multitask, yani bir anda çok şeyle ilgilenmesi gibi beyin fonksiyonlarına ve algılamasına, öğrenmesine çok daha yatkın bir yer. Dijital teknolojilerin kullanıldığı ortamlar. Diğer taraftan sadece gençlerden, sayısal yerlerden söz etmiyoruz. Yaşam boyu eğitim açısından da en kolay ortam, yine erişim kolaylığı bakımından. Artıları sadece bunlar değil. Daha fazla da listeleyebiliriz. Ben sadece birkaç tanesine koydum. Şimdi eksilere geçelim. Eksilerden söz etmek bu kadar yeni bir teknolojide her zaman keyif kaçırır. Ama yeni yeni başarı ölçütleri gelmeye başladı MOOC'un. If you build it, they will come diye bir filmden alıntıdır. Bir söz var. Yani yapalım gelirler. Biraz MOOC'un bir kısmı öyle. Yani tabandan çok istenerek açık ders malzemeleri olsun ki bu şekilde eğitim sistemimizi evirelim diyen az kişi vardı. Yapalım, buna ihtiyacı olduğunu bilmeyen bir sürü insan var ama olunca kullanılacak dendi. Ve bu da mantıklı geldi insanlara. İlk ölçütlere baktığımız zaman Wall Street Journal'ın 27 Aralık'taki gazetesinden söylüyorum. Şişirilmiş beklentiler ve erken hayal kırıklıkları isimli bir makale var orada. Bu konuştuğumuz platformlardan Udacity ve Coursera ile ilgili bazı istatistikler sonunda edinilmiş. Udacity'nin ders bitirme oranı %10'larda. Coursera'nın ders bitirme oranları
konu alanlarına göre %2 ile %14 arasında, o da yine bütün ortalamayı aldığınız zaman %10 civarına geliyor. Demek ki beklentiler fazlaymış diyebiliriz. Ama hayal kırıklığı da erken geldi diyebiliriz. Demek ki belki oturmadı henüz ya da evrilmedi henüz yeteri kadar. Yerini bulmadı, rolünü bulmadı henüz yeteri kadar da diyebiliriz. Çünkü gerçekten çok yeni bir olgu ve mevcut üniversitelerle, klasik eğitim sistemiyle nasıl başa çıkacak, ne şekilde iletişecek, karşılıklı nasıl evrilecekler henüz bilmiyoruz. Ama şu anda ilk gelen başarı ölçütleri maalesef bütün emeklere karşın hayal kırıklığı olarak sayılabilecek bir şey. Bir diğer eksi de dün Boston Globe gazetesine bağlı çalışan Boston.com'dan geldi. Harvard Üniversiteleri, Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilere Harvard X'in ders çekimleri, video çekimleri olduğu için soru sormamaları söylenmiş. Şimdi Harvard dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri, dünya çapında rekabetle, kıyasıya rekabetle öğrenciler oraya gidebiliyorlar. Ondan sonra da Harvard dünyanın geri kalanına erişilebilir olsun ve prestij sağlasın, bu Harvard X platformuna bir ders daha eklensin diye sınıflarında konu mankeni gibi oturup soru sormamaları söyleniyor. Yani sınıftaki eğitimin kalitesini azaltıyorlar. Bu tarz geri bildirimler birbirini iki platformun, yani MOOCs'la klasik eğitimin birbirini olumsuz etkilemesi pek tabii MOOCs çıkarken düşünülmeyen bir etkiydi. Bu da daha sonra bir sürü Harvard hocasının, ki önde gelen platformlardan Harvard X'in sağlayıcıları, konuya tekrar eğilmelerine sebep olmuş bir olgu. Tabii artılarla eksileri şu anda karşılıklı tartıp işte artısı eksisinden fazla veya öbür türlü diyebilmek için dediğim gibi çok erken diyoruz. Daha çok soru işareti var. Soru işaretlerinden bahsedelim. Birincisine birazcık değinmiştim. Şimdi ülkemizde Ulusal Açık Ders Malzemeleri Hareketi'nin öncüsü TÜBİTAK. Daha önce 2000'li yıllarda ilk başladığımızda, MIT'nin OpenCourseWare'ine katıldığımızda bunun TÜBA'nın altında olduğunu söylemiştim. Şimdi TÜBİTAK'ta. TÜBİTAK'ın Ulusal Açık Ders Malzemelerine yönelik birden fazla inisiyatifi var. Açık ders malzemesi geliştirmek, e-kitap yayınlamak gibi pek çok açık erişim kaynağına teşvik teşkil edecek programları var. Ödülleri var bunların. Kurumsal olarak başvurabiliyorsunuz, kişisel olarak başvurabiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama tabii bunların da Ulusal Açık Ders Malzemeleri inisiyatifinin içinde olduğu için Türkçe içerik gibi bir motivasyonu var. Şimdi bu bizi dünyadaki MOOCs hareketine ne şekilde bağlar? MOOCs hareketinin böylece daha içinde mi oluruz yoksa dışında mı kalırız? İngilizce mi yapmalıyız? Her şeyi iki dilde mi yapmalıyız? Bilemiyorum. Bir başkası da derslerde 20 yıllık hocalık var, affedin. Benim için tamamen interaktif bir şeydir. Pek çok meslektaşımın da böyle düşüneceğini zannediyorum. Üstelik öğrenciliğimizi hatırlıyorum. Öğretim kadrosuyla hiç iletişemediğiniz, gerçek zamanlı bir iletişiminizin olmadığı bir ortam düşünün. Belki de o çok düşük tamamlama oranları bundan dolayıdır diyebilirim, ya da onun büyük bir kısmı bundan dolayıdır diyebilirim. Gerçek zamanlı iletişim sağlamak gerekiyor. Ama pek çok ders biliyoruz ki MOOCs'ta çok medyalı da olsa dijital olarak saklanıp çevrim içi bir yerlerde işte herkesin her zaman kullanabilmesi için arşivlenmiş durumda. Burada ben şimdi sizin dersinizi alıyorum, sorularım var mı diye birisine e-mail mi yollanmalı? Yoksa yeteri kadar öğrenci toplanınca o ders bir sömestr gibi açılmalı mı? Bunların hepsi açık uçlu ve bu uygulamaların hepsi mevcut. Burada bir çözüm yok ve ortak bir süreçte yok görebildiğimiz kadarıyla. Akreditasyon konusuna gelince işte o zaman pek çok üniversite
MUKS'tan uzak duruyor. Yani çocuklar isterlerse gidip alabilirler ama biz akreditasyonlu bir programımız değil. Akreditasyon teftişinde yüzü açık çıkabilmek için yok, hayır diyorlar. Peki akreditasyon program bazında diyelim ki böyle bir kaygımız yok. Teker teker MUKS'lara bakalım, tek tek derslere bakalım. Kalite döngüsünü kim nasıl sağlayacak? Bir ders oluşturdunuz, oraya koydunuz. Her üniversitenin, her kurumun kendi kalite ölçütleri var. Akreditasyonla MUKS'un arası henüz hoş değil demiştik. Tabii bir Harvard, bir Stanford akreditasyonla çok endişeli olmayabilir ama diğer üniversitelerin böyle bir endişesi var ve olmalı. Tek tek kim sağlayacak kalite döngüsünü bu derslerin? Bu da açık bir soru maalesef. Dersi alanlardan sürekli geri bildirim alıp iyileştirmeye çalışsanız ilk alanlara ne diyeceksiniz? Dersi alanların geri bildiriminden ne kadar süreyle iyileşme elde edilebilir bilmiyoruz. Şimdi her şeyi sayısal ortama taşıdık. Üç boyutlu videolar istediğiniz kadar gerçek zamanlı iletişim koyun. Mühendislik, tasarım, tıp alanlarında laboratuvar, atölye ve uygulama alanlarına ihtiyacımız var. Yani dijital dünyadan analog dünyaya dönmemiz gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız MUKS'la? Sağlayamayız kısa cevap. Peki, sayısal devrimlerden açık erişimin bugünkü halini etkin kılan sayısal iletişimden ve sayısal bilişimden söz ettik. Sayısal iletişim yani kişisel iletişim. Herkese her yerde, her şeye her yerde bireyin erişebilmesi anlamına geldi. Sayısal bilişim yine kişisel bilişim yani herkesin bilgisayarının hesaplama aygıtının elinde, avucunun içinde olması anlamına geldi. Yani sayısallaştıkça işler hafifledi, bireyselleşti, herkese her yerde erişilebilir hale geldi. Peki teknolojilerden söz edelim o zaman. Bitleri mi, atomları mı hareket ettirmeliyiz? Yani deminki soru, laboratuvar, atölye, uygulama gereken eğitim programlarında MUKS'un veya açık erişimin genelde rolü ne olabilirin karşısına yine teknolojiyi koymak zorundayız. Ve sayısal bilişimle, sayısal iletişimle yani bitleri sadece yolladığımız bu yüzden işte video, e-mail vesaire medyumlarını yolladığımız yerden farklı olarak ne yapabiliriz? Biraz bundan söz edelim. Ufukta bir başka sayısal devrim var. Bu da sayısal üretim. Yani bitleri yolladıktan sonra atomları da organize edebiliyoruz artık. Küçük bir örnek şu anda. Sessiz sedasız gelen bir devrim bu. Fabrikasyon laboratuvarından söz etmek istiyorum size biraz. Dünya çapında 100'ün üstünde fabrikasyon laboratuvarı var. Bunlar sayısal üretim atölyeleri. Yani tasarımdan 3 boyutlu prototipine en azından tasarlanan şeyin hızlıca geçme yeri. Dünyadaki haritası 2012 yılına kadar böyleydi. Bu yüzün üstündeki Fabry'i burada görüyoruz. Neden FabLab'den söz ediyorum? Çünkü sayısal üretim devrimini getirecek olan yine Massachusetts Institute of Technology'den çıkmış bir olgu. Bitleri birbirimize yolluyoruz. Birbirimizin etrafındaki atomları da kontrol ederek somut analog şeyler de yollayabilelim birbirimize diye. FabLab'lerin prensipleri arasında tabii ki açık erişim var. Demokratik kullanım var. Bu bir şekilde teknolojiye erişimde demokratikleşme adına grassroots dediğimiz bir halk hareketi. Bütün kullanılan araçlar ve süreçler ortak. Yani ben bir FabLab kuruyorum dediğiniz zaman sadece işte üç boyutlu yazıcıyı, lazer tezgahı vesaire koymakla yetinemezsiniz. Öyle bir atölye her zaman kurabilirsiniz ama
Bu dünya çapındaki ağa üye olmak çok önemli. Böylece açık erişim, açık kaynak yazılım, freeware ve diğer tüm fablerdeki bilgileri ve tasarımları paylaşmak önemli olan. Yani ortak inovasyon, ortak tasarım, ortak yenileşim böylece etkinleştirilmiş oluyor. Tabii ki bütün bunların yanında çalıştaylar, projeleri paylaşmak derken bir Fab Academy var. Yani eğitim programı. Şimdi bu Fab Lab eğitim programı nasıl veriliyor? Bu kadar analog dünyaya dönüş, yerel ve sayısal kişisel üretim diyen bir hareket uzaktan nasıl bilgi paylaşıyor ona bakalım. Tabii ki bütün konuştuğumuz sayısal teknolojilerden bolca söz etmemiz gerekiyor ama şu gördüğümüz tipik demografiğine benzemeyen MOOC'un sınıflara bakalım. Burada pek çok medium kullanılıyor, pek çok ortam kullanılıyor. Video konferans var, herkesin elinde tabletler var ama bir araya gelinmiş ve sonuçta tasarım ortak yapıldıktan sonra yerel olarak üretilip onun üstünde tekrar tartışılıp belki tasarım, yani tasarım dijital olarak üç boyutlu tasarımlar değiştirilecek, tekrar bir şeyler yapılacak. Yani dijital ve analog dünya arasında gidilip gelinecek. Ülkemizde ilk Fab Lab'i kuruyoruz. Akıllı şehir çözümleri diye bir temamız var ama tabii bunu bütün değişik alanlara uygulamak mümkün. Bizimki sadece bir ilk ve çok küçük bir filiz şu anda. Bundan da söz etmek isterim. Öyleyse bütün bu söylediklerimizden, işte MOOC'un artıları var, eksileri var, hepsinden fazla soru işaretleri var, gelecekte ne olacak, şu anda etkin olmadığı alanlara geçebilecek mi, üniversitelerin rolü ne olacak MOOC'a karşı dedik. Şu anki ders tamamlama oranları bir gösterim midir, değil midir? Henüz çok erken dedik. Bu hibrit alanlardan söz etmek istiyorum. Sayısal yerlilerin başka türlü eğitilemeyeceği kesin. Geleneksel eğitim metotlarına asla dönmeyeceğiz. Eğitim teknolojileri ilerleyecek. Ama hibrit metot dediğimiz, yani bütün dijital teknolojinin bize sunduklarını kullanarak ama öbür taraftan bir öğretim üyesinin veya öğretim kadrosunun yönetiminde uzmanlık alanlarının verilmesi, gerçek zamanlı olarak, ayrıca kalite döngüsünü de akreditasyon programlarına uygun şekilde yürütülmesi şu anda en iyisi, en verimlisi gibi duruyor. Ama dediğim gibi evrimin burasındayız. Bir evrimden söz ediyoruz ve nereye evrileceğini henüz bilemiyoruz. Bu yüzden ben konuşmamı bu ana getirmiş olayım ve burada bırakayım. Çok teşekkür ederim. Şerun Hocam, çok teşekkür ediyoruz bu bilgilendirici sunumu için. Orçun Hocam, şimdi soruları biz chat alanından alıyoruz galiba, değil mi? Beni yönlendirseniz. Yani iki farklı aslında yöntem uygulayabiliriz. İsterseniz herkes sunumunu yaptıktan sonra topluca alabiliriz veya konu konu alabiliriz. Yani nasıl yapalım? Hangisini tercih edersiniz? En son alalım mı? Daha rahat olur belki. En son alabiliriz. Ben bir ayrı alan açarım, oraya ekleriz olmazsa. Çünkü sohbet alanına biraz kaybolacak gibi geliyor bana. Tamamdır. Tamam. O zaman şimdi Kürşat Hocam'a sunumu devredeceğiz. Bir yandan da sunumu ekranda görünecek birazdan. Bu arada ben şeyi de ekleyeyim. Ben Google Docs'ta bir form oluşturdum. O formun da bağlantısını not alanında verdim. Bu bizim yaptığımız etkinliklerden ve çalışmalardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bu form aracılığıyla bizle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde bundan sonraki etkinliklerde daha rahat sizlere ulaşma şansımız da olabilir. Evet, sunum hazır herhalde. Söz Kürşat Hocam'da. Evet.
Herkese merhaba. Ses alıp geliyor herhalde. Peki. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu öğleden sorunuzu bizimle paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Başta da belirtildi, bizim büyük acısı var, derdin. Bu acıları bir daha yaşamamayı da diliyorum. Evet, bugünkü benim konuşmam dünyada ve Türkiye'de açık eğitim kaynakları. Aslında mahalle kurucuların bahsettiği konular bir şekilde birbirleriyle örtüşecek, üst gelecek bazı konular ya da slaytlar. Şimdi daha iyi mi acaba arkadaşlar? Evet, peki. Başlık, orijinal duyurudaki başlıktan farklı olarak sırayı ben bir değiştirdim. Orijinal duyurumuzda Türkiye'de ve dünyada açık eğitim kaynaklarıydı. Dünyada ve Türkiye'de açık eğitim kaynakları diye başlığı değiştirdim. Öncelikle ne olduğu, nereden buraya geldik, onun üzerinde kısaca durup sonra Türkiye tarafına geçeceğim. Dediğim gibi bazı konuştuğumuz konular üst üste gelebilir diğer konuşmacılarla. Aslında tarihçeye, dünyada nereden buraya geldik, nasıl bu açık eğitim kaynakları noktasına ulaştık konusuna bakacak olursak, ben bunun tarihçesini aslında açık yazılım hareketiyle ilişkilendiriyorum. Genellikle de öncelikle yazılım geliştirme alanında çalışan kişilerin geliştirdikleri yazılımları bir takım açık lisanslar kapsamında paylaşımıyla aslında 80'lerde başladı bu olay. En güzel örneği Linux bunun. Daha sonra 90'larda dergiler, açık dergiler gündeme geldi. Yapılan akademik çalışmaların bir takım ticari kurumların, ticari firmaların tekelinde kalması bir takım akademisyenleri özellikle rahatsız etti. Buna alternatif olarak açık erişimli dergiler gündeme getirildi. Günümüzde de çok sayıda bu şekilde çalışan dergi mevcut. Aslında açık eğitim kaynakları hareketi internetin ortaya çıkmasıyla beraber karşılaştığımız bir olgu. İnterneti kullanmaya özellikle web teknolojileri gündeme geldikten sonra pek çok öğretim üyesi aslında ders notlarını kendi web sitelerinde, kendi ortamlarında paylaştılar. Ama bunların organize olarak sunulması pek MIT örneğine gelene kadar pek yoktu. Bunun ne diyelim, kilometre taşı aslında MIT'de alınan bir karar 2000'li yıllarda. Belki o günleri hatırlayanlar biliyorlardır. O tarihlerde bir internetten para kazanma beklentisi vardı ve üniversitelerde bunun arkasında kalmama arzusundaydılar. Pek çok üniversite işte bir takım online programlar açalım, buralara öğrencileri alalım ve normal yerleşik öğrencilerimizin yanı sıra binlerce online öğrencimiz de olsun diye beklenti içine girmişlerdi. Ama bu beklentiler gerçekleşmedi. O dotcom patlaması olayında olduğu gibi bir ticari taraftaki hayal kırıklıkları eğitim tarafında da gerçekleşti. MIT burada işte çok önemli bir karar vermişti. Biz bir online üniversite mi yapacağız yoksa farklı bir şey mi yapacağız diye yola çıktılar ve MIT'nin kararı biz farklı bir şey yapalım. Diğerlerinden bizi ayırt edecek bir şey yapalım konusuna geldiler ve dediğim gibi o kilometre taşı 2000 yıllarda MIT'de alınan OpenCourseWare, açık ders malzemeleri ya da açık ders sistemleri kararıydı. Bir sonraki slaytta ona geleceğim. Bunun paralelinde diğer üniversitelerde, diğer yerlerde de benzer hareket başladı. Sonrasında özellikle Hewlett Foundation'ın desteğiyle açık ders kitapları hareketi bir şekilde başladı. Textbookların, özellikle ders kitaplarının hazırlanıp ücretsiz bir şekilde paylaşılması. Eğer kağıtta kitabı istiyorsanız aynı kitabın
kağıt sürümünü para vererek satın alma ama PDF ya da online versiyonunu internetten indirme hareketi var. Açık ders malzemesi kadar hızlı olmasa bile bu konuda da oldukça ilginç çalışmalar var dünyada. Yine dikkatinizi çekmek istediğim son bir nokta açık bilimsel araştırmalar konusu. Şimdi üniversiteler biliyorsunuz yaptıkları araştırmaların çoğunun finansmanını kamudan alıyorlar. Yani kamu parasıyla araştırmayı finanse ediyor araştırmacılar. Şimdi kamu finansmanıyla toplanan verilerin de aslında yine kamuya mal olması gerektiğine dair bir hareket var yine son zamanlarda bilim dünyasında. Yani siz bir araştırma yaptınız, araştırmanızın sonuçlarını bilimsel dergilerde yayınlamakla yetinmeyeceksiniz. Araştırmada elde ettiğiniz ham datayı da diğer araştırmacılarla paylaşmak durumundasınız ki aynı veriyi diğer araştırmacılar da alıp sizin yaptığınız araştırmayı hem kalitesini kontrol etme hem de oradan o veriden onlar da yararlanılabilir diye bir hareket söz konusu. Bu daha yavaş yavaş gelişen bir olgu. Ama önümüzdeki yıllarda benim tahminim araştırmalarda elde edilen ham verilerin paylaşılması da çok yaygın olacak. Evet, MIT demiştik. Esas olayın başlangıç noktası ya da yaygın olarak olayın başlangıç noktası MIT. Orada dediğim gibi 2000'li yılların başında komite biz bir MIT online üniversitesi mi kuracağız, başka bir şey mi yapacağız diye karar veriyorlar. Ve Profesör Dick Yu Yaşam Boyu Öğrenme Komitesi'nden karar alıyorlar. Diyorlar ki hayır biz bütün MIT'de ürettiğimiz ders materyalini herkese ücretsiz bir şekilde sunacağız, paylaşacağız. Bunun karşılığında herhangi bir para almayacağız. Ama bunun etkisi, MIT'nin ismi, MIT'nin dünyaya yarattığı etki olarak bizim için çok daha büyük olacak diyorlar. Ve gerçekten de MIT bu alanda işi başlatmış olmanın ve böyle bir şeyi gündeme getirmiş olmanın kredisini şu an günümüzde çok güzel topluyor. Bu gördüğümüz o MIT derslerinden bir örnek. Şu an bildiğim kadarıyla MIT'deki tüm dersler, bazı dersler daha zengin, bazı dersler biraz daha yüzeysel olmak şekliyle tüm dersler bir şekilde internette açık. Ama şöyle bir özelliği var MIT OpenCourseWare'in çoğunlukla statik materyal. Yani siz gidip oradaki materyali sizin kullanıp sizin bunun içindeki belli kısımlarından faydalanıp o konuyla ilgili bilgi açığınızı kapatmanıza yarıyor. Onun ötesinde bir etkileşim çok fazla mevcut değil. Ama bununla ilgili de birazdan geleceğim slaytta bir takım gelişmeler var. Ki işte edX bunlardan bir tanesi. Şimdi MIT açık ders malzemeleri ya da açık ders hareketinin bu statik yapısından bir şekilde kurtulup ya da bunu bir adım daha öteye götürmenin gerekliliğini fark ediyor. Öncelikle Harvard Üniversitesi ile başlattıkları ve daha sonra yine diğer önde gelen üniversitelerin bu sürece katıldıkları bir edX oluşumu başlatıyorlar. Ki OpenCourseWare konsorsiyumu da geçtiğimiz günlerde bu harekete katıldı. Statik ders malzemesinin ötesinde artık siz buradaki bir takım derslere girip o derslerin gereksinimlerini yerine getirip sonuçta bir diploma olmasa bile bir sertifika alabilecek durumdasınız ya da alıyorsunuz şu an mevcut olan dersler kapsamında. Böylece bu daha hani yüz yüze derslere yakın bir yapıya doğru dönüşmekte edX yaklaşımı. Oldukça popüler, son zamanlarda oldukça fazla ilgi var özellikle edX'e. Buna yönelik bir takım eleştirilerim de olacak ya da en azından dikkatli olmamız gereken bazı hususlarda olacak. Onları biraz daha sona doğru sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii bu dünyadaki bu gelişmenin küresel etkileri, özellikle MIT'de başlayıp yaygınlaşan bu hareketin küresel bir takım etkileri de olmuş durumda.
diğer kıtalarda, diğer ülkelerde de benzer hareketler, Japonya'da, Kore'de, İspanya'da, Portekiz'de, Hollanda'da ve nihayetinde Türkiye'yi de etkilemiş durumda bu hareket. Ülkeler kendi içlerinde, üniversiteler kendi içlerinde OpenCourseWare siteleri kurup, ülkeler üniversiteleri arasında konsorsiyumlar kurup derslerini belli bir takım çatılar altında paylaşmaya da başladılar. Bunun örneklerini etrafta çok sayıda ülkede, çok sayıda üniversitede görüyoruz. Bu küresel etkinin aslında en önemli oyuncularından bir tanesi OpenCourseWare konsorsiyumu. OpenCourseWare konsorsiyum bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Derslerini paylaşan, açık olarak paylaşan kurumlar bir araya gelip böyle bir konsorsiyum oluşturmuşlardı. Bunun TÜBA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi de şu an OpenCourseWare konsorsiyumun bir üyesi. Hatta dün gelen bir mesaj vardı OpenCourseWare konsorsiyumundan. Artık OpenCourseWare konsorsiyumu da ismini de değiştiriyor. Open Education Konsorsiyum haline çeviriyorlar. Sadece bir dersleri yeni dersler yaratıp ya da çevrim içi dersler yaratıp, ücretsiz çevrim içi dersler yaratıp bunları paylaşan bir kurum olmanın ötesinde bir eğitim, online eğitim, açık eğitim şemsiyesi olma yönünde bir çalışma var. Aynı zamanda OpenCourseWare Konsorsiyumu az önce de bahsettiğim gibi edX'in de bir üyesi oldu geçtiğimiz günlerde. Diğer önemli oyunculardan bir tanesi de aslında UNESCO. Şimdi bu açık ders malzemeleri, açık kaynaklar konusuna bakacak olursanız karşımıza iki tane terim çoklukla çıkıyor. Birisi OCV yani OpenCourseWare, diğeri OER ya da Open Educational Resources. OCV kavramı MIT'den çıkan bir kavram. Open Educational Resources da UNESCO'nun benimsediği bir kavram. Aralarında şöyle bir nüans var. OpenCourseWare biraz daha komple bir ders sistemi iken, ki tipik olarak bizim üniversitelerde kullandığımız 14 haftalık ders yapısını kullanır. Open Educational Resources ise açık eğitim kaynakları. Bunun içinde komple bir ders olması gerekmiyor. Derste kullanılan videolar, derste kullanılan PowerPoint'ler, PDF dokümanları, simülasyonlar, bunlar da her birisi tek başına birer açık eğitim kaynağı. Biraz daha buradaki kullanılan malzemelerin boyutları daha düşük ya da küçük de diyebiliriz. Ama nihayetindeki arkadaki fikir yine aynı. Tüm eğitim kaynaklarının paylaşılması herkeste. Ücretsiz bir şekilde internete bağlı olmak kaydıyla paylaşılması. Benzer bir takım hareketler dediğim gibi diğer ülkelerde de var. Göze çarpan hareketlerden bir tanesi Çin'deki Core konsorsiyumu, açık Çin açık ders sistemi. Bu devlet destekli bir sistemdi. Bir milli kaliteli ders planı ya da milli kaliteli ders ortamı oluşturma çalışmasıydı. Kaliteli ya da mükemmel dersleri seçelim. Her ders başına öğretim üyesine de işte önemli miktarda para verelim. Dersin bütün hakları bu konsorsiyuma geçsin. Böylece binlerce mükemmel Çince dersimiz olsun diye bir hareket başlattılar Çin'de. İlginç hareketlerden bir tanesiydi. Yani aynı zamanda diğer ülkelerin derslerini de ya da open portallerini de ayna kopyalarını, mirror kopyalarını da kor altında tutuyorlar. Tabii Avrupa Birliği'nin de bu süreçten etkilenmemesi, ondan kopması mümkün değil. Open Education Europa diye openeducationeuropa.eu adresinden ulaşabilirsiniz. Tüm Avrupa'daki açık dersleri belli bir şemsiye altında toplama çalışması var. Adrese gidip bakarsanız Avrupa'daki açık ders kaynaklarına değişik filtrelerle, değişik konu başlıklarıyla ulaşıp her ülkenin açtığı ders malzemelerine bu şemsiye altından ulaşmanız mümkün. Şu gösterim aslında açık ders ya da açık ağırlıklı olarak evet açık ders kapsamında kim, hangi oyuncular var onları göstermesi açısından önemli. Şimdi
Özellikle Muç hareketinin ilgi çekmesi nedeniyle bu ticari tarafta da oldukça hani buradan bir takım kazanç elde edebilir miyiz diye firmaların ilgisini çekmeye başladı. Bu gösterimde sol tarafta ağırlıklı olarak firmaları görüyorsunuz. Değişik firmalardan dersleri online olarak açıp masivli çok sayıda insana ulaştırıp oradan para kazanma hareketi var sol tarafta ağırlıklı olarak. Sağ tarafta ise bir kazanç elde etmeden non-profit world dediğimiz üniversitelerin ya da farklı vakıfların desteğiyle oluşturulan konsorsiyumları görüyoruz. Bu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Acaba bu yaklaşım, MOOC hareketi özellikle ticari olarak başarı sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Yoksa geçmişte de gördüğümüz bir takım hayal kırıklıkları burada da oluşacak mı? Dediğim gibi önümüzdeki zaman gösterecek. Ben kendi öngörümü biraz daha sunumun sonlarına doğru sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'de büyük hareket olarak aslında Türkiye Bilimler Akademisi'nin açık ders sistemi ile Türkiye'deki açık ders sistemini başlatabiliriz, hareketin çalışmasını başlatabiliriz. Bunun öncesinde bizim ODTÜ'de de bir takım çalışmalarımız vardı. ODTÜ'deki dersleri açık olarak herkesle paylaşma yönünde ama ülke çapında hareketi Türkiye Bilimler Akademisi başlattı. Ama tarihsel süreç sonrasında bu TÜBİTAK açık ders sistemine Türkiye'nin öksüz açık ders sistemi adını veriyorum. Çok büyük umutlarla başlanan bu sistem ne yazık ki bir süre sonra öksüz bırakıldı. Bu herhalde tipik Türk davranışı, Türkiye davranışı diyelim. Çok sayıda ders buradan sunuldu. İnsanlar kullanmaya başladılar. İlginçtir ki TÜBİTAK bunu terk etmesine, TÜBİTAK bunu sahiplenmemesine rağmen istatistiklere bakıyoruz. Dün aldım bu istatistikleri. TÜBİTAK açık ders sistemi, açık ders portali öksüz ama hala popüler. Her ay 10 binin üzerinde kullanıcı bu sisteme girip TÜBİTAK açık ders malzemeleri sistemindeki Türkçe kaynaklara ulaşıp bundan faydalanıyor. Bu bence önemli bir göstergeydi. Bilmiyorum bir takım konuda çalışmaları sürdüren kişiler belki bu figürlerden faydalanabilirler. Bizim özellikle ODTÜ'de sürdürdüğümüz ODTÜ açık ders sistemi TÜBİTAK'taki çalışmalara sekte vurulsa da ODTÜ kendi derslerini açmaya devam ediyor. Hayatta ve büyüyor. Diyelim her dönem gönüllü olan hocalarımızdan en az 3-5 tane dersi video kaydını alıp ders materyallerini bu ortama koyup paylaşma üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ODTÜ'de öğretim dili İngilizce ama hocalarımız özellikle nadir kaynakların Türkçe sürümlerini de vermek için gönüllü olarak çalışıyorlar. ODTÜ'nün aynı zamanda OpenCourseWare'in bir üyesi olması nedeniyle önümüzdeki dönemde edX tarafına da ders verme ihtimali gündemde. MIT Harvard tarafından başlatılan edX hareketinin üyesi olunca OpenCourseWare konsorsiyum ODTÜ'de dolaylı olarak o sürecin içinde yer alacak. Bu konuda yine MIT ile görüşmelerimiz devam ediyor. İlginç bir gelişme. Dediğim gibi dedeki açık ders çalışmaları TÜBİTAK tarafından başlatılmıştı. Bol miktarda ders kondu. Hatta o zamanlar bu çalışmayı yaparken TÜBİTAK yetkilileriyle TÜBİTAK'a gidilip görüşülmüştü. Bakın böyle bir açık ders hareketi var. Gelin bunu beraber yapalım. TÜBİTAK çalışması olsun diye. TÜBİTAK o zaman bizim bu alanda çalışmamız söz konusu olamaz diye bir yaklaşımla geri çevirmişti teklifi. Ama daha sonra üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bir baktık TÜBİTAK 5001-5002 çalışmasıyla yeniden tekerleği keşfetme yönünde bir çalışmaya girdi açıkçası. Yapılmış
birikmiş ciddi bir açık ders malzemeleri hazırlama konusundaki birikim bir tarafa bırakılıp hani tabiri caizse siz kumda oynayın yaklaşımıyla TÜBİTAK biz bu işi de biliriz. Açık ders yapılacaksa onu da biz yaparız yaklaşımıyla ortaya çıktılar. Orçun da herhalde birazdan bahsedecektir onunla. Geçtiğimiz sene duyurulan büyük şeylerle duyurulan 5001 programı sonrasında ortaya çıkan tek bir tane ders var. Bir e-ders ortaya çıkabildi. Yani bir yıl boyunca ancak bir tane ders ortaya çıkartılmıştı. TÜBİTAK tarafında açık ders projesi devam ederken bizim bir sloganımız vardı. 2023 yılında yani Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 tane açık ders, kaliteli açık ders sunacağız diye bir planımız vardı eğer proje devam edebilseydi. Şimdi bu hızla devam edecek olursa TÜBİTAK her sene bir açık derste işte 2000 yıl daha beklememiz gerekecek herhalde 2000 ders sayısına ulaşabilmek için. Keza benzer bir yaklaşım açık kitap yaklaşımında da var. Bir takım ders kitaplarının açık halde sürdürülmesi ya da sunulması planı var TÜBİTAK tarafında. Ne yazık ki oradaki çalışmalarda çok benim açımdan, benim görüş açımdan çok da parlak gitmiyor açıkçası. Sonuç olarak neredeyiz? Yani durum bu. Dünyadaki durum bu. Türkiye'deki durum bu. Türkiye'deki açık eğitim kaynakları konusunda bir ara bir ivmeyle başlayan çalışma ne yazık ki bence şu anda durma noktasında. Üniversitelerimiz açık ders malzemelerini organize bir şekilde sürdürmüyorlar. Pek çok toplantı yapılıyor. Pek çok toplantıda bunlar gündeme getiriliyor. Deniyor ki işte ders malzemeleri açık yapılmalı, iyi bir şey, çok güzel bir şey. Ama benim gözlemim hep bu toplantılardaki konuşulan ya da gündeme getirilen yapılmalı, edilmeli şeklinde. Bence buradan yapıyorum, yapıyoruz. Biz ders malzemelerimizi açık olarak sunuyoruz söylemine geçmeliyiz. Herkes birbirinden bir şekilde bekliyor. Birileri hani ders malzemelerini yapsın, açsın, paylaşalım şeklinde bu şekilde ilerlememiz pek gerçekçi değil. Sürdürülebilirlik konusu bence çok önemli. Ne yazık ki bir şeye başlıyoruz ama onu sürdüremiyoruz. Zamanında TÜBA'daki çalışma yapılırken 50-60 üniversite bu konuda bir şeyler yaparız demişti ama ne yazık ki güne geldiğimizde işte ODTÜ'nün açtığı 100 küsur ders, Ankara Üniversitesi'nin açtığı 50-60 ders dışında dediğim gibi çok sayıda ders ne yazık ki Türkiye'de şu anda açılmıyor. Halbuki çok ciddi ihtiyacımız var bizim bu tür kaynaklara. Gelecek ne olacak? Biraz da belki bir slide da onun üzerinden gidelim. Önce bir karamsar taraftan bir bakalım. Bir takım riskler var. Benim gördüğüm en önemli risklerden bir tanesi bir OER ya da açık eğitim kaynakları çöplüğüne mi dönüşüyoruz? Bu açık eğitim kaynaklarımızı, farklı kurumlarda oluşan açık eğitim kaynaklarını belli bir şekilde koordine etmemiz gerekiyor. Onlara ulaşılabilir, onları ulaşılabilir kılmamız gerekiyor. Yoksa binlerce ders kaynağının içinden bir yere varabilmemiz söz konusu olmayabilir. Ayrıca bir hayal kırıklığına doğru mu gidiyoruz? Eğitim teknolojileri alanında çalışan arkadaşlar bilir. Larry Cuban'ın güzel bir kitabı vardır. Eğitim teknolojilerini ta 1900'lerden alıp bugüne kadar inceleyen. Ne yazık ki hep biz mucizeler aramışızdır. Eğitim ortamlarını teknolojiyle iyileştirme ya da mucize yaratma konusunda. Zamanında televizyon, sinema, radyo, bilgisayar. Günümüzde de MOOC sihirli bir cümle gibi gözüküyor ya da açık ders malzemeleri sihirli bir cümle gibi gözüküyor. Ne yazık ki bu tür sihirli çözümler, sihirli sopalar mevcut değil. Bunlar bu tür kaynaklar eğitimi desteklemek için kullanılacak kaynaklar bence. Bana sorarsanız MOOC eğitim sistemini tamamen değiştirmeyecek ya da açık eğitim kaynakları eğitim sistemini tamamen değiştirmeyecek. Ama normal formal eğitim ortamlarında olan kişiler için farklı kaynaklara ulaşmasını sağlayacak. Daha demokratik
kompleksleştirecek eğitim ortamını. Ama sihirli bir değişim olmayacak. MOOC'lar açısından en önemli benim gördüğüm risklerden bir tanesi de aslında gelişmekte olan ülkelerin eğitim, özellikle yüksek eğitim sistemine bir engel koyma, ket vurma türünde bir riski var. Şöyle ki, Stanford'ın açtığı bir ders ya da MIT'nin açtığı bir dersi çok yüceltip o dersi sadece oradan alalım demek bizim kendi entelektüel birikimimizin önüne de engel koyacak bir yaklaşımdır. Yani diyelim ki işte bir ders algoritmaya giriş dersi. Algoritmaya giriş dersini Stanford'da çok iyi veren bir hocadan bütün Türkiye'deki öğrencilerin alması demek, bu bilgi birikiminin, bu eğitim birikiminin, bu akademisyen birikimin burada oluşamaması demektir ki bence açık bir eğitim kaynağı olsa bile yine de ülke üzerinde ya da ülkedeki akademik hareket üzerinde engel koyma riski olan bir şey. Dolayısıyla bunda da biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bu demek değildir ki açık eğitim kaynakları tamamen unutulması gereken bir şey. Hayır, bu kesinlikle benim çok önem verdiğim konulardan bir tanesi. Kendi kaynaklarımızı, kendi açık eğitim kaynaklarımızı oluşturmamız lazım. Neden? Belki son söz olarak şu şekilde bitirebilirim. Efsane slide'dır. Dan Tapscott'un bir sözü var. Der ki, yani günümüzde sizin ne bildiğiniz değil, ne öğrendiğiniz önemli. Ben bunu biraz değiştirdim. Ben diyorum ki günümüzde artık sizin ne bildiğiniz ya da ne öğrendiğiniz önemli değil. Önemli olan sizin neyi paylaştığınız. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Bir şeyi öğrendiniz, içselleştirdiniz. Bunu başkalarıyla paylaştırmadığınız sürece günümüzde bir anlamı yok. Dolayısıyla öğrendiğinizin ya da o konuyu bildiğinizin simgesi de yine sizin tarafınızda onun paylaşılması. Dolayısıyla paylaşmak önemli. Özellikle akademik tarafta, özellikle bilgi üretiyorsak paylaşmak önemli. Ben burada bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu yapan arkadaşlara. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Evet Kürşat Hocam, çok teşekkürler gerçekten. Ben açık dersle ilgili Kürşat Hocam belki onun üzerinde seminer konferans dinlemişim ama her biri bir öncekinden daha keyifli oluyor. Aynı şey aslında Şirin Hoca için de geçerli. Creative Commons Türkiye'nin 10. yılını kutladığımız İstanbul'daki bir etkinlikte sunumu benim tadı damağımda kalmıştı. Yine kendisine de ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim ve Kürşat Hocam hakikaten bilgi yüklü bir sunumdu yine. Çok teşekkürler. Evet Orçun Hocam, o zaman buradan sözü yine devrediyoruz. Devam edebiliriz. Buyurun. Evet, herkese merhaba. Ben Kürşat Hocam ve Şirin Hocam'dan sonra sunum yaparken tabii zorlanacağım. Hakikaten çok keyifli konulara, çok önemli konulara değindiler. Aynı zamanda da yine soru cevapla ilgili olan kısımda şu andan sorularınızı kafanıza tasarlarsanız en son bir soru cevap bölümü de yapacağız. Şimdi ben biraz bu yapıyla ilgili Türkiye'deki ve dünyadaki aslında etkinliklere, projelere, desteklere biraz değinmek istiyorum. Open Education Week ile ilgili olarak aslında çok fazla etkinlik var. Belki bu etkinliklerin bazılarına katılmış olabilirsiniz ama ben bunlarla ilgili size kısaca bir bilgi aktarmak istiyorum. OpenEducationWeek.org adresinden girdiğiniz zaman burada aslında 2014 yılındaki etkinliklerle ilgili, özellikle bu haftaya yoğunlaşmış olan etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi almak mümkün. Burada aslında birçoğu da webinar. Bu bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü gerçekten dünyanın diğer noktalarındaki açık eğitimle ilgili olan çalışmaların ne durumda olduğu ile ilgili ciddi anlamda bir avantaj sağlayacağını ben düşünüyorum. Bununla birlikte bizim etkinliğimiz de çok hızlı bir şekilde biz planlamamıza rağmen
aslında yerini aldı. Burada da mümkün olduğunca bu tip aslında organizasyonlar içinde, bu tip haftaların, küresel etkinliklerin içinde yer almak önemli. Çünkü bu size bir takım farklı projelerden size ulaşılmasını ve bunlarla ilgili bir takım çalışmalar gerçekleştirebilmenizi aslında sağlıyor. Bununla ilgili bir imkan tanımış oluyor. Buradaki yapıya aslında baktığımız zaman bizim bütün bu Open Education Week kapsamındaki çalışmaları ve bununla ilgili diğer etkinlikleri de mümkün olduğu kadar Türkiye'ye yansıtmaya çalışacağız. Hem Creative Commons Türkiye kapsamında hem de bu açık ders ve açık eğitimle ilgili çalışmalar kapsamında bunları bir anlamda aslında paralel bir etkinlikler dizisi olarak sürdüreceğiz. İlkay büyük ihtimalle bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi verecektir. Bir takım günler düzenlenmesi planlanıyor. Farklı şehirlerde etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Bununla ilgili aslında güzel bir etkinlik var. 18-19 Mart tarihleri arasında Varşova, Polonya'da Open Education Policies Workshop, bu politika geliştirme ile ilgili bir çalıştay düzenlenecek ve burada aslında 15'e yakın ülkeden 30 farklı katılımcı söz konusu olacak. Ben de önümüzdeki hafta bu toplantıya katılacağım. Burada biraz aslında açık dersle ilgili tanıtımlar, proje savunuculuğu ve politika oluşturma ile ilgili çalışmalar olacak. Biraz önce konuşmasında Kürşat Hocam bahsetti. Yani öksüz bir açık ders portalımız var. Bir şekilde çok fazla ders ekleyemiyoruz. Burada ciddi anlamda bence politika oluşturulmaması ile ilgili de bir sıkıntı söz konusu. Bu açık ders malzemeleriyle ilgili işte üniversitelerde ve benzeri kurumlarda belli bir altyapının geliştirememiş olmamızdan dolayı yaşadığımız sorunlar söz konusu. Umarım bu tür uluslararası çalıştaylar, toplantılarda edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıp Türkiye'deki açık ders hareketini birazcık daha ivme vermek, belki de durmuş o anda olan bu hareketi birazcık aslında hareketlendirmeye çalışacağımızı ümit ediyorum. Burada aslında uluslararası organizasyonlarla ilgili olarak Open Consortium'un bir takım etkinlikleri var. Burada aslında yılda bir kere bir global etkinlik düzenliyorlar ve bununla beraber de bir takım farklı etkinlikleri de var. Aslında bunları takip edip bunları kendi ziyaret ettiğimiz veya işte bildirilerimizi sunduğumuz etkinliklerin bir parçası haline getirebilirsek, oralarda temsil edebilirsek Türkiye'yi ve projeleri çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Yine aslında Avrupa'daki önemli çalışmalardan bir tanesi de Policy Project. Bu aynı zamanda çalıştığı düzenleyen ekibin Creative Commons'la beraber oluşturduğu bir çalışma. Burada aslında şunu da görüyoruz. Mesela aynı şey açık erişimle ilgili de geçerli. Açık erişimle ilgili bir bakıyorsunuz, altyapıyla ilgili bir takım çalışmalar var ama çok önemli projeler ve çok önemli kaynaklar da politika geliştirmeye ayrılıyor. Biz burada baktığımız zaman aslında belki en az kaynak aktardığımız, en az bununla konuyla ilgili çalışma yaptığımız taraf bu işin birazcık da teorik tarafı oluyor veya politika geliştirme tarafı oluyor ve bir şekilde bir kurumdan diğer kuruma bu edindiğimiz tecrübeleri de aktarmıyoruz. TÜBA'dan TÜBİT'e aktarılmadığı gibi ve bu şekilde oluşturulmuş dokümanlar, geliştirilen politikalar veya bir takım ortak kararların hepsi de bir anlamda havaya saçılmış oluyor ve hiçbir şekilde daha sonraki projelere faydası olmamış oluyor. Creative Commons'ın aslında açık eğitim kaynaklarıyla ilgili çok önemli projeleri var. Bunlardan bazılarına İlkay da değinecek. Burada aslında bence Creative Commons'ın Türkiye'de uzun yıllar boyu çok fazla hareket kazanamaması, ivme kazanamaması da bizim açık dersle ilgili çalışmalarımızı sekteye uğrattığını söyleyebiliriz. Çünkü burada aslında bir anlamda bunların paralel yürümesi gerekiyor. Bir şekilde bunlar birbirlerine destek olması gerekiyor. Bu en güzel örneklerinde aslında Creative Commons içinde gözlemliyoruz. Gerçekten burada geliştirilen projeler, verilen destekler ve açık eğitim ve açık dersle beraber ortak yapılan çalışmalar burada Creative Commons'ın da çok önemli bir rol oynadığını bizlere gösteriyor. Burada aslında bazı case study'ler de var. Yani bazı örnek çalışmalar da var. Farklı ülkeler tarafından oluşturulmuş. Ben şöyle bir gözlemlediğim zaman aslında burada Türkiye'den maalesef hiçbir projenin, hiçbir çalışmanın olmadığını görüyorum. Belki işte Kürşat Hocam, İlko Hocam ve Şen Hocam'la beraber Türkiye'deki farklı örnekleri de buradaki portala ekleyebiliriz. Çünkü aslında burada bir anlamda görünürlüğümüz oluyor ve bir şekilde ortak proje geliştirme ile ilgili size ulaşılabiliyor. İşte örneğin
Open Course ve konsorsiyuma ODTÜ'nün üye olması ve işte edX ve Harvard'da olan bağlantının sağlanabilmesi gibi farklı bağlantılarda bu şekilde daha sağlanabileceğini düşünüyorum. Yine burada aslında Blender'ın da Gates Vakfı tarafından fonlanan iyi bir proje var, önemli bir proje var. Burada bir network oluşturulması, bir bağlantı, bir ağ oluşturulması planlanıyor ve burada açık eğitimsel kaynaklarla, açık eğitim kaynaklarıyla ilgili hem belirli bir belki arama motoru gibi çalışabilecek bir yapı, hem de buradaki profesyonellerin, buradaki katkı sağlayan kişilerin de ortaklaşa çalışabilecekleri bir platform haline geliyor. Ve bu aslında birçok farklı kurumdan, birçok farklı vakıftan da fonlanarak önemli projelerden biri olarak global yapıda oluşturuluyor. Burada yine önemli projelerden bir tanesi de aslında üst veriyle ilgili daha fazla bulunabilmesi, içeriklerin daha fazla erişilebilmesini sağlayan bir yapı var. Yani aslında Creative Commons altında birçok farklı ayağı, hem politika ayağı, hem işin teknik boyutu, hem de bir şekilde fonlayan kuruluşlarla olan bağlantılar, ilişkilerin bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Bu açıdan önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında Creative Commons'ın sitesinde güzel bir çağrı var. Burada herhangi bir projeniz varsa bizlerle beraber bu projede bizden destek alabilirsiniz deniyor. Bunun haricinde herhangi bir şekilde bir fikriniz varsa işte education.creativecommons.org'a bir e-posta atarak bize ulaşabilirsiniz diyor. İşte burada bizim farklı lisans şekillerine, modellerine bakarak bir takım çalışmalar olabilir diyor. Bir projeniz var. Bu projenizi duyurmak istiyorsunuz. Bu projenizi tanıtmak istiyorsunuz. Burada bizim kendi network'ümüzden, ağımızdan yararlanabilirsiniz deniyor ve bununla beraber de bir de işte politika geliştirme ile ilgili çalışmalar burada sunuluyor. Bence burada biz hani Creative Commons ve daha sonra adı değişik olan açık eğitimle ilgili bu konsorsiyum yapısını bence layıkıyla kullanamıyoruz diye düşünüyorum. Yeteri kadar bunlarla iyi bir bağlantı içinde olmadığımızı düşünüyorum. Buradaki bağlantıları arttırıp bir şekilde kendi yaptığımız projeleri ve çalışmaları buradaki platformlarda yer verip çok daha iyi bir şekilde bu ilişkileri kurabiliriz ve artırabiliriz diye düşünüyorum. Uluslararası alanda bence bizim çok daha fazla kendimizi duyurmaya ve tanıtmaya ihtiyacımız var. Şimdi Türkiye'deki durum şöyle bir göz atalım istiyorum ben. Aslında bu hep Türkiye'deki durumla ilgili biraz karamsar oluyoruz ama iyi gelişmeler de çok hızlı bir şekilde karşımıza çıkmıyor maalesef. Ben aynı zamanda açık erişimle ilgili çalışmalarda da bulunuyorum ve uluslararası Hacettepe Üniversitesi'nin partner olduğu uluslararası projeler. Bazen bakıyorum açık ders malzemeleri çok iyi ilerliyor. İşte 2007'den sonra 2008, 2009, 2010 heyecanlandık projeler vardı. Açık erişimle ilgili bir hareket yoktu. Şimdi YÖK bünyesinde açık erişimle ilgili bir birim kuruldu, bir altyapı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir bakıyoruz açık ders malzemeleri tökezlemeye başlamış. Yani hiçbir zaman 3-5 koldan birden bu açık yapısına sahip olamadık. Bunlarla ilgili çalışmaları arttıramadık maalesef. Bir tamamlanan proje var. 81 adet açık ders malzemesinin yayında olduğu ve Kürşat Hocam'ın da belirttiği gibi yaklaşık aylık ziyaretçisi 10 bine yaklaşan bir platform. Fakat şu anda hani hiçbir şekilde bu platform güncellenmiyor. Yeni ders girişi yapılmıyor. Ve işin ilginci aslında bunun adresi bile kullanılmak istenmiyor. Yani biz daha önce bu işte açıkders.org.tr'yi bir genel platform olarak düşünelim. Yeni dersler buraya eklensin. Hani burada paydaşlar değişebilir, projenin sahibi değişebilir, fonlayan kurum değişebilir ama bu yapı sabit kalsın. Bir anlamda bir portal yapısı, diğer portallara da erişebiliyorsunuz çünkü buradan. Bu anlamda da önemli bir görev üstlensin demiştik ama bu adres bile neredeyse ortada kalacak, kullanılmayacak bir adres haline geldi. Ben en son dün bir güncelleme yaptım. Sevgili İlkay bana Creative Commons'ın yeni Türkçeleştirilen lisanslarını açık ders malzemeleri portalına ekleyelim dedi. Onun eklemesini yaptım. Neredeyse 1-2 yıldır hiç dokunmamışız. Ama site kendi kendine ilerliyor. Ben de işte 1-2 günde bir bakıyorum. Ayakta mı site diye. Yoksa işte Ulakbim'deki sunucuyu tekrardan ayağa kaldırmak gerekiyor. Bu anlamda aslında gerçekten öksüz kalmış bir proje olarak karşımıza çıkmakta. Burada gerçekten çok önemli dersler var. Çok iyi şekilde konfigüre edilmiş dersler var. Ama bundan daha önemlisi bence çok hızlı hayata geçmiş dersler de var. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Yeni destek programlarının çok uzun süreleri var. 24 ayda, 30 ayda derslerin alınması bekleniyor. Böyle bizim kritik bir yoğunluğa ulaşmamız çok mümkün değil maalesef ders sayısı
açısından. Yeni süreçte aslında 2012'de bizi heyecanlandıran bir karar alınmıştı. Burada bir BTYK kararı çıkmıştı ve bu BTYK kararı sayesinde bu faaliyetlerin, yani bu destekleme ile ilgili olan çalışmaların TÜBİTAK tarafından aslında bir anlamda kontrol edilmesi, bunlarla ilgili fonlayan kurum olması amaçlanmıştı. Bu bizim için bir avantajdı aslında, çünkü TÜBİTAK'ta özellikle derslerin telifleriyle ilgili vesaire ilgili bir takım zorluklar, sıkıntılar yaşanabiliyordu. Ama bu süreçten sonra aslında bir önceki projeyle ilgili yapılan çalışmaların bir kenara bırakıldığını ve hiçbir şekilde o proje ekibinin edindiği olan tecrübelerden faydalanılmadığını gördük. Ve proje sonucunda 5001 ve 5002 diye iki farklı proje ortaya, proje paketi ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi e-kitap projesi ve bir diğeri de e-ders projesi. Tabi burada hangisi e-kitap oluyor, hangisi e-ders oluyor, bunların içerikleri, konfigürasyonları, bunlarla ilgili de çok net değildik. Daha sonra bunlarla ilgili bir takım çağrılar yayınlandı. Ve bu çağrıların sonucunda da bir şekilde aslında hedeflenen dersler açıklandı. Ve bu derslere başvuruların yapılabilmesi de bir başvuru süreci oluşturuldu. Ben bu başvuru süreçlerini kontrol ettiğim zaman, hatta birkaç tane ders hazırlayalım bununla ilgili çalışmalar yapalım dediği zaman, gerçekten işin içinden çıkamaz bir hale geldik. Çünkü herhangi bir dersi oluşturabilmeniz için, özellikle de e-kitap değil de e-ders oluşturabilmek için inanılmaz çaba sarf etmeniz gerekiyordu. Ve aslında bu çalışmaların sonucunda çok ciddi bir başvuru süreciyle karşı karşıya geldik. Ben biraz burada yakınlaştırayım. Kürşat Hocam'dan teyit alayım. Yakınlaştı değil mi hocam? Şimdi buradaki yapılara baktığınız zaman ders materyalinin tüm bölümleri, ana ve alt başlıkları, iç zaman çizelgesini gösteren proje planı, eserin iki örnek bölümünün sunum dosyaları, işte bunlarla ilgili Word'ler, PDF'ler, ders materyalinin zenginleştirilmesi yönelik kullanılacak çalışmalar, ayrıntılı bütçe tablosu, özgeçmiş formu, proje ekibinin tüm bilgileri, teknik şartlarına ve bu kitabı yaparken hangi kuruluşlardan veya şirketlerden hizmet alacaksınız, onların proforma faturaları isteniyor. Ve bunları yaptığınız zaman daha dersinizi kabul edip edilmeyeceği de belli değil. Yani bu emeklerin hepsini yapıp ondan sonra dersinizde bir şekilde o proforma faturalarla evinizde baş başa kalmanız da mümkün olabilir. Bu gerçekten hani eziyetli bir süreç. Hani burada verilecek belki rakamlar çok daha yüksek oluyor. Çok fazla büyük destekler geliyor ama bence yüksek destek yerine daha fazla kişiyi destekleyebilecek ve bir şekilde kitlesel bir çalışma şekli, daha fazla kişinin üretim içerisinde yer alabileceği bir model oluşturabilmesi çok daha avantajlı olur diye ben düşünmüştüm. Bununla beraber baktığımız zaman dersle ilgili toplam 6 tane dersin çağrı kapsamında desteklenmesine karar vermiş. Bu daha doğrusu kitabın, Kürşat Hocam hemen uyardı, kitabın desteklenmesine karar verilmiş. Aslında bu çok düşük bir rakam. Yani yılda bir tane çağrı açılıyor zaten. Her yıl 6 tane ders olsa, kitap olsa, işte 10 yıl içerisinde 60 tane elinizde kitap olur. Ki bunların işte bir tek güncellenmesi vesairesi, bunlara hiç girmiyorum. Bu ciddi anlamda bir problem ki bizim 2023 yılında 2023 tane kitap diye bir hedefimiz vardı. Bundan ne kadar uzak olduğunda burada rahatlıkla gözlemleyebiliriz. 5002 aslında daha da trajikomik. Gerçekten buradaki istenilen çalışmalar çok daha göz korkutucu. Ben yine burada biraz büyüteyim ekranı. Burada aslında bence en ilginç olan çalışma şu. Bizim en çok zorlandığımız bu dokümanı hazırlarken ve sonra dersi önermekten vazgeçtiğimiz çalışma. Ders materyalinin zenginleştirilmesine yönelik kullanılması planlanan öğeler. Şöyle işaretleyeyim müsaade ederseniz. Şu madde. Ve bununla ilgili bir doküman var. Yani bir Word dokümanı var. Bu Word dokümanı doldurmanız gerekiyor. Şimdi bu bir elektronik ders olduğu için birçok farklı animasyon, işte simülasyon, ki bunları daha önceden belirtiyorsunuz. Ben şu animasyonu şurada kullanacağım, bu simülasyonu burada kullanacağım, buraya şu videoyu koyacağım diye. Bunlarla ilgili hepsini sizden hikayesini istiyorlar, storyboard'unu istiyorlar. Yani siz daha dersi geliştirmeye başlamadan önce o dersteki, örneğin 14 haftalık bir ders tasarlıyorsanız, o 14 haftalık dersteki tüm zenginleştirilmeye faydası olacak ve bunlar videolardan tutun da bütün animasyon simülasyonlara kadar, bunların
öykü yapraklarını istiyorlar sizden. Yani bunların öykü yapraklarını çizeceksiniz, bunların hepsini yapacaksınız. Örnek ders ve video çekimleri yapacaksınız. Hem hizmet alanı bekleniyor sizden, hem de size diyor ki örnek video çek. Şimdi neyle çekecek, kimle çekecek, neyle bunun post prodüksiyonu yapacak vesaire. Ve bununla ilgili birçok farklı teknik şartname vesaire. Hemen alt tarafa baktığımız zaman da bunlarla ilgili bir sürü çalışma var. Şimdi daha önce tabii mesela Avrupa Birliği projelerinde de çok dokümantasyon var. TÜBİTAK'ın farklı büyük projelerinde çok fazla dokümantasyon var. Ama biz elektronik kitap veya elektronik ders için bu kadar ağır bir dokümantasyon istersek burada hakikaten insanların bu dersleri geliştirmesi mümkün olmaz veya bu kitap içeriklerini oluşturması çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum. Ve sonuç. Birinci çağrı sonucunda elektronik ders için diferansiyel denklemler Yeditepe Üniversitesi'nden bir hocamız tarafından başvurulmuş ve kabul edilmiş. İşin ilginci biz Eskişehir'de yanılmıyorsam İNET-TR olabilir veya akademik bilişim olabilir. Bir yine açık dersle ilgili İNET-TR, evet, açık dersle ilgili bir çalışmamızda TÜBİTAK'ta bu programla ilgili olan yetkililer gelmişlerdi. Ve bizlere demişlerdi ki biz hiç yoğun bir başvuru beklemiyoruz. O sırada daha ortada çağrı yok. Ben de dedim ki nasıl beklemiyorsunuz? Yani biz çağrıya çıktığımız zaman çok fazla bize ders başvurusu olmuştu. Biz işte 10-15 bin TL gibi bir telif veriyorduk. İnsanların eline 10 bin TL geçiyordu. Şimdi siz 120 binlerden, işte 100 binlerden bahsediyorsunuz. Size dedim yağacaktır büyük ihtimalle. Bunun nedeni anlaşıldı aslında. Yani çağrıya çıkıldığı andan itibaren neden bu şekilde düşündükleri, neden ciddi anlamda bu kadar yoğun bir başvuru olmayacağını düşündüler. Çünkü gerçekten ben de katılıyorum. Bu çağrı yapısıyla, bu çağrı modeliyle kimsenin buradaki yapıya bir anlamda başvurabilmesi, bu dersleri üretebilmek için bu ön koşulları yerine getirmesi çok da mümkün değil. Bu anlamda aslında ben açık ders malzemeleriyle belki işte MOOCs veya uzaktan eğitimle ilgili içeriklerin geliştirilmesi de birbirine karıştığını, bu kavramların da yeteri kadar ben de iyi anlaşılamadığını düşünüyorum. Bunlarla ilgili de ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hem organizasyon hem katılımcılara. Benden sonraki konuşmacımızı da ben sahneye davet edeyim. Yine sorularımızı depolarsak o sorularla ilgili olarak da en son bir soru cevap bölümü yapacağız ve belki hocalarımızdan kısa bir değerlendirme de alacağız. Şimdi ben sözü İlkay Holt'a vermek istiyorum. Kendisi Özyeğin Üniversitesi Kütüphane Direktörü. Aynı zamanda CC Türkiye'nin lideri. Bununla beraber açık erişim gönüllüsü. Gerçekten hem yurt içinde hem yurt dışında açık erişimle ilgili ve diğer çalışmalarla ilgili her türlü etkinliğin içinde yer alıyor. Creative Commons Türkiye ile ilgili organizasyonları da gerçekten ölmüşken, bir şekilde küllenmişken, ateşleyen, harlayan kişi. Biz bugün Kürşat Hoca'yla hem kendisine sitem ettik kendi aramızda bu işleri başımıza açıyor diye hem de teşekkürlerimizi tekrar sunuyoruz. uzun giriş için teşekkür ederim Orçun Hocam. Alo. Hocam geliyor mu sesim normal? Geliyor, ben mute ettim. Söz sende. Teşekkür tamam. ederim. Tekrar teşekkürler gerçekten. Bu CC kamu lideri kısmını mutlaka ekliyoruz. Öncelikle şunu aslında açıklayayım. Bunu her yere koymamızın nedeni ne kadar çok duyulursa, insanların ne kadar çok aklında kalırsa o kadar çok soru alırız, o kadar çok farkındalık artar diye gerçekten. Ve ilk de başınızı açmışım. Çok güzel bir bence şey oldu, bir webinar oldu ve oluyor. Şimdi sözü ben devraldım. Öncelikle Orçun Hocam'ın başlangıçta dediği gibi Kürşat Hoca ve Şirin Hoca'dan sonra nasıl ben konuşacağım derken ben şimdi 3 hocadan sonra nasıl konuşacağım kısmında toparlamaya çalışacağım, söylemeye çalıştıklarımı. Evet, açık lisanslar, açık eğitim ve Creative Commons Türkiye'de son durumla ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Creative Commons tabii ki bir açık lisans. Başından beri bütün anlatılan açık eğitim malzemeleri ve açık eğitim hareketi içerisinde bunun altyapısını tamamlayan
ve bunun kapasitesini arttıran açık lisanslar var dünyada. Bunlardan bir tanesi de, daha doğrusu bunlardan bir tanesi derken açık yazılımlarla hayatımıza giden CNU lisansları gibi Creative Commons lisansları var. Şimdi ben Orçun hocama başta rica etmiştim, bir pool açmıştık biz. Onu ekrana belki getirebiliriz. Kaç kişi Creative Commons'ı örneğin web sitesinde kullanıyor diye. Oradan da şöyle aşağı yukarı kadar farkındayız, onu görebilmiş oluruz. Yok, pek yanıt almamışız. Muhtemelen bir tanesi benimdir. Şu anda 5 kişi evet kullanıyorum demiş. Creative Commons'ın öncelikle var olma amacı bu bütün internet üzerinde aslında paylaştığımız entelektüel ürünlerin kültürel ya da sanat eserlerini internet ortamına taşındıktan sonra bu potansiyeli başkalarının aslında kullanım ve paylaşım potansiyelini arttırmak. Eserin yaratıcısı olan kişi internet ortamına taşıdığı eğitim materyalini ve diğer ürünleri aslında paylaşımı açarken kullanım haklarını kendisi belirliyor. Creative Commons altında 6 tane farklı lisans tipi var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Ama hiçbir tanesi her hakkı saklı demiyor. Yani ben zaten internet ortamına koydum bu materyali. Şu 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 şekillerde kullanmanıza izin veriyorum diyen lisans tipi ya da tipleri. Bir şeyi daha vurgulamakta yarar var. Creative Commons lisansları mevcut fikri mülkiyet kanunlarına ya da haklarına alternatif lisanslar değil, birlikte çalışan internet ortamında dediğimiz gibi bu paylaşım aslında koşullarını güçlendiren, birlikte çalışan bir yapı. Ne işe yarar dediğimizde özellikle hep altını çizdiğim şey bu potansiyeli kullanmaktı. İnternetin tüm potansiyelini kullanmak derken eminim hepinizin farklı deneyimleri vardır. Herhangi bir dokümana gidersiniz, açmaya çalışırsınız ya dokümanın tamamına ulaşamazsınız. Ya da açarsınız ama kaydedemezsiniz, istediğiniz gibi kullanamazsınız. Bir ders materyali hazırlamayı planladığınızı düşünün. İçerisinde kullanmak istediğiniz bir takım grafikleri, ne bileyim işte resimleri ya da metinleri kullanmak için ya yazarına geri dönmek zorunda kalırsınız izin almak için ya da hiç izin almadan kullanmaya başlarsınız. Burada Creative Commons lisansları bize şunu söyler. Lisanslardan birini kullanarak eğer internet ortamına bir ürünümüzü, entelektüel ürünümüzü taşır isek, baştan bunun kullanıcısına hangi haklarla, hangi koşullarla bunu kullanabileceğini söylemiş oluruz. Böylelikle daha fazla aslında yani global anlamda daha fazla kişi araştırması ya da eğitim kültürel kaynaklara erişimi için global bir erişim sağlamış oluruz. Yasal sistemleri bütünlemiş oluruz. İnsanların tekrar bizim yarattıklarımızı kullanmaları ve yeni bir şeyler üretmeleri için onlara olanak sağlarız. Tabii ki bu tür bir lisansla karşıya iletmişsek. Bir diğer şey de başta söz ettiğim gibi kullanımları için size tekrar gelmeleri izin sürecini ortadan kaldırmış ve daha verimli, potansiyeli artırılmış bir kullanım sağlamış olur. Evet. Peki Creative Commons lisanslarını kimler kullanıyor sorusunu ben kendime sorarak yanıtlayayım sizi. Bugün evet eğitimcilerden bahsediyoruz ama bunun yanında fotoğraf sanatçıları da bunları kullanabilir. Besteciler de kullanabilir, şairler de kullanabilir, blog yazarları da kullanabilir. Örneğin pek çoğumuz profesyonel fotoğraflar çekiyoruz. Bunları web sitelerimizde paylaşıyoruz. Nasıl bir başkası tarafından kullanılması gerektiğine dair bizim bir söz söylememiz noktasında yine bu lisanslardan herhangi bir tanesini kullanarak koşullarımızı belirlemiş olabiliyoruz. O yüzden de kimler bloglarında kullanıyor, kimler web sitelerinin içerisindeki metinleri ya da diğer entelektüel ürünleri nasıl kullanır, bunu kullanan var mı diye bu yüzden sormuştum. Ses lisansları nasıl çalışıyor? Şimdi bugün Creative Commons'ın özellikle 2013 sonunda Aralık ayında 4.0 versiyonu çıktı. 4.0'dan önceki bütün versiyonları aslında yerelleştirilebilir, yerel hukuka adapte edilebilir biçimdelerdi. 4.0 ile Creative Commons global bir lisans aslında altısı için, 6 tane alt lisansı için global bir içerik oluşturmuş oldu. Bunların yerel sistemlere adapte edilmesi söz konusu değil ama ancak
şey isterseniz, yerel sisteme adapte edilmiş olanları kullanmak isterseniz daha önceki versiyonları da kullanıma açabiliyor. Burada size göstermeye çalıştığım uluslararası CC lisansları, default bir lisans var. Default 6 tane lisansı var. Dileyen onları kullanabilir. Ya da burada gördüğünüz gibi 70'ten fazla aslında yasal sisteme adapte edilmiş lisanslar var. Bunları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Her durumda benim size ileride göstereceğim bir örnekte olduğu gibi lisans seçiminizi yaptıktan sonra dijital kodu alıp web sitenizde ya da kullanmak istediğiniz herhangi bir entelektüel ürün içerisinde bu kodları kullanabilirsiniz. Herhangi bir Creative Commons lisansını seçmeye çalışıp kullanmaya çalıştığımda kendime öncelikle şu soruları soruyorum. Web ortamına taşıdığım bu entelektüel ürünü hangi koşullarla paylaşmak istiyorum? Yani bu alınsın, kullanılsın, ticari amaçla da mı kullanılsın? Yoksa benim kullandığım gibi aynı şartlarla mı bir başkası tarafından kullanılsın? Bu ürün kullanılıp yeni çalışmalar üretilsin mi gibi farklı soruları soruyoruz. Ve lisans seçimlerimizi buna göre yapıyoruz. Bu seçim sonunda da karşımıza bu lisanslardan bir tanesi çıkıyor. İlkiyle yani CC BY dediğimiz alıntı attribution lisansıyla alabilirsiniz, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, bana atıf yapmanız şartıyla diyorsunuz. İkinci bir lisans çeşidi alıntı lisans devam diye çevirdiğimiz attribution share alike lisansı var. Alabilirsiniz, bana atıf yaparak kullanabilirsiniz ama benim verdiğim kullanım şartlarıyla kullanırsınız dediğiniz bir lisans türü. Üçüncüsü ise alabilirsiniz ama yeni bir iş üretemezsiniz. Olduğu gibi kullanabilirsiniz diyen bir lisans türü. Dördüncüsü ise alabilirsiniz ama ticari amaçla kullanamazsınız dediğimiz lisans türümüz. Beşincisinde burada gayri ticari lisans devam dediğimiz Creative Commons lisansını görüyorsunuz. Yukarıdakilerin her ikisini, daha doğrusu üçünü birden birleştirip sunduğunuz, seçtiğiniz bir lisans tipi. Yine altıncısı ise ne bundan yeni bir ürün üretebilirsiniz, bu şekilde kullanmak durumundasınız ve ticari amaçla da kullanamazsınız dediğimiz bir lisans türü. Bu altısından birini seçerek ürünlerinizi, ders materyallerinizi paylaşabilirsiniz web ortamında. Şimdi Creative Commons, zaten Orçun Hocam aslında epey bir bahsetti. Ancak Creative Commons'ın bu projelerinin aslında kapsamında hangi vizyonla, hangi misyonla bu işe yaklaştığını birazcık size özetlemeye çalıştım ben bu slaytımda. Tabii ki eğitime artık internetin yarattığı olanaklarla evrensel erişim mümkün. Ancak bunun potansiyelini arttırmak bizim elimizde. Creative Commons lisanslarıyla da eğitimdeki bariyerleri minimize etmemiz, yararlarını maksimize etmemiz ve kamu kaynaklarıyla yaratılan eğitim ve araştırma programlarına da toplum yararını arttırmak elimizde diyor Creative Commons. Yine CC lisanslarını kullanarak ders kitaplarını tekrardan üretebilir, özelleştirebilir. Ders videolarını istediğimiz gibi global olarak paylaşabilir. Hatta yayıncılara ders malzemelerini kullanarak gelişmiş öğrenim deneyimleri için yeni hizmetler geliştirmelerini sağlayabiliriz der. Bu misyonla hareket ediyor Creative Commons. Ben birkaç tane iyi örnekten Creative Commons lisanslarını nasıl kullandıklarına dair örnekler toplamaya çalıştım size. Çok söz edildi zaten MIT OpenCourseWare'in sayfasının. Hemen altına gittiğinizde üstte gördüğünüz gibi seçmiş olduğu Non-Commercial Share Alike lisansını görürsünüz. Bir diğer örnek Peer-to-Peer University'nin yine sayfasına gittiğinizde en altında içerisinde bulunan ders malzemelerini hangi açık lisanslarla, Creative Commons lisansıyla lisansladığını görürsünüz. Bir diğer örnek yine yakalamaya çalıştığım OER Afrika örneği. Yine bunun altında alıntı yaparak, atıf yaparak buradaki malzemeleri kullanabilirsiniz der. Bizdeki örneklerden zaten Orçun Hocam bahsetti aslında. TÜBA'nın şu an açık ders malzemelerinin altında gözüken lisans kısmını aldım sizin için. Burada şu anda aslında Creative Commons.org.tr'ye yönlendirme yapıyor. Yine tüm malzemeleri de bu şartlarla kullanabilirsiniz demek oluyor bu. Yine Orçun Hocam'la örtüşen kısımlardan bir tanesiydi bu. Ben o kadar detayıyla size anlatmayacağım. Creative Commons projelerinden School of Open açık lisansların anlamı, etkisi ve yararlarını ve tüm paydaşlarının nasıl kullanacağı konusunda ücretsiz eğitimlerin sunulduğu güzel bir
proje. Bakmanızı gerçekten tavsiye ederim. Diğer ikisinden biraz bahsetmiştik zaten. Open Policy Network, kamu finansmanıyla yaratılan kaynakları açık erişimi teşvik eden, açık lisanslarının kullanıldığı açık politikaları birleştiren bir koalisyon. Bir metadata inisiyatifi var. Burada da açık kaynakların aslında web ortamında taranabilirliği ve bulunabilirliğini aslında arttıran, etkisini arttıran, yaygın bir terminoloji geliştirmeyi amaçlayan bir proje. Bence bu üçü özellikle diğerlerinden ayrılıp çekilebilecek, highlight edilebilecek projelerden birkaçı. Peki Türkiye'de neler oluyor açık lisanslar konusunda? Bu kadar açık eğitim malzemelerini paylaşalım diyoruz, her şeyi web ortamında paylaşıyoruz. Hem Creative Commons lisanslarından haberdar mıyız hem de bunu aslında Türkiye'ye nasıl adapte ediyoruz noktasında yani açıkçası 2006'dan beri biraz hareket var ama hani bu küllenmiş demişti ya Orçun Özen hocam. Öyle dönemler yaşıyor zaman zaman Creative Commons. Türkiye için söyleyeyim. Ama biz 2010'dan beri özellikle Özyeğin'de hatta Şirin hocamla başlamış bir hareketimiz vardı. Kominya toplantısıyla başlayan, ara ara hani hep işte Creative Commons'a geri dönüp biz şunları bunları yapacağız diye ayağa kalktığımız ama doğru sanırım ekiple devam edemediğimiz birkaç adımımız oldu. Yalnız 2012'nin sonundan beri hatta Orçun hocam yine söz etmişti. 10. yıl toplantısıyla bayağı hareketli bir dönem yaşıyoruz. Güzel bir toplulukla, güzel bir proje aslında ekibiyle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Şu anda temsilci kurum olarak, Özyeğin Üniversitesi olarak biz bunu aldık ve götürüyoruz ismen. Ancak büyük bir ekiple çalışıyoruz. Biz de kamu ve hukuk liderliğini Özyeğin Üniversitesi yürütürken teknoloji liderliğini yine söz ettiğim üzere Hacettepe Üniversitesi yürütüyor. Proje partnerleri bizim asıl çalışma ekibimiz tabii ki. Burada Kadir Has ilk bileşenlerimizden bir tanesi Şirin Hoca ile. Hacettepe, Koç, Bilkent Üniversiteleri ve İYİT olmakla birlikte projenin alt projeleri var ve bu gruplarda da pek çok kişi ve kurumla işbirliği içinde çalışıyoruz. Detaylı bilgi için yine bakabileceğiniz iki tane de adres paylaştım sizinle. Peki biz ne yapıyoruz noktasında? Açıkçası bu liste çok uzun ama ben şu şekilde özetlemeye çalıştım. Web sayfalarını düzenliyoruz. Bu tabii ki bir şey. İçeriklerini oluşturuyoruz. Bu da ikinci bir iş. Ana şeylere özetlemeye çalıştım burada. 4.0 CC lisansları çevrildi. Sizler creativecommons.org.tr'ye gittiğinizde lisans seçimi yaptığınız bir sayfaya geliyorsunuz. Orada lisans bilgileri deniyor. Karşınıza gelen o küçük şeyleri, kodları alabildiğiniz sayfaların çevrimi mümkün oldu. Onları bitirdik. Ancak düzeltmeleri mesela devam ediyor. Asıl lisans metinlerinin hukuk çevrelerince iyi tartışılması ve mesela benim size alıntı, lisansa devam vesaire gibi terminolojilerle ilettiğim bir takım terimlerin oluşması ve Türkçe'de yer edinmesi gerekiyor. Bunu da aslında oluşturulacak bir forumla tamamlayacağız ve bu bir süreç alacak. Bunun konuda yine size hem web sitesinden hem de çeşitli mailing listelerle durumu, güncel durumu sizlere iletiyor olacağız. Çok yakında bir CC Türkiye mail listemiz olacak. Herkes hem sorularını hem deneyimlerini paylaşabilecek. Yerel hukuku adaptasyonu 4.0'ın yerel hukuka adaptasyonu söz konusu değil gibi bir cümle etmiştim. Bu maddeden şunu anlamamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de fikri mülkiyet hakları ile ilgili kanunlarda açık lisanslarla ilgili yeterince şey geçmiyor. Bunun hepimiz farkındayız. Açık lisansların kullanımı ve bizim de Creative Commons lisanslarını kullandıkça bunların bir anlam ifade etmesi üzerine özellikle hukuk çevrelerinin bunu üstlenmesi ve dediğim gibi adaptasyonu bu noktada önemli. Yine CC lisanslarının kullanılacağı pek çok alt projeler var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de açık ders malzemeleri tabii ki. Yıl boyunca bizim her ay tekrar edeceğimiz ve herkesin aslında iyi uygulamalarını aktarabileceği Creative Commons etkinlikleri olacak. Bunları da duyurmaya devam edeceğiz. Creative Commons Türkiye sayfasından bir görüntü aktardım size. Twitter'da daha etkin devam edebiliyoruz. O yüzden Twitter adresimizi de buraya aktardım. Peki iyi de bunu nasıl kullanıyoruz diye sorular aslında çok geliyor. Yine gelen sorulardan bir tanesi şu olabiliyor açıkçası. Bu lisansları kullanabilmek için ne kadar ödüyoruz gibi. Bu tamamen açık ve zaten ücretsiz bir lisans olmakla birlikte. Bir diğer şey de lisans seçimi sayfasına girip bu görmüş olduğunuz yerleri tıkladıktan ve hangi lisansı seçmeye karar verdikten sonra
seçtikten sonra altta oluşan bu küçük kodu, örneğin web sitesi ise web sitenize ekleyerek ilgili lisansı zaten edinmiş oluyorsunuz. Bir sonraki aşamada da, daha doğrusu herhangi bir web sitenize eklediniz. Bu lisansa tıkladığınızda da sizi böyle bir sayfaya getiriyor. Bunlar şu an Türkçeler. Bu lisansın tamamı da aslında şu kırmızı çerçeve içerisine aldığım yerde. Lisansın tamamını şu an Türkçe sayfalara yönlendirmedik. Dediğimiz gibi forumlarda tartışılıp netleştikten sonra Türkçe olan sayfalara da yönlendiriyor olacağız. Ben son söz olarak ilk baştaki konuşmacılarımızın da konularına bir bağlantı refer ederek aslında eğitim kaynaklarına yaygın erişimi mümkün kılabilmek için dediğimiz gibi internetin tüm potansiyelini kullanıyor olmamız lazım. Bunları internet ortamına taşırken hangi şartlarla karşı tarafa açtığımızı da belirtmemiz, açık lisansları kullanıyor olmamız gerekiyor. Tekrar üretime izin verecek lisansları seçmemiz önem taşıyor ki böylece bizim yarattığımız entelektüel ürünlerin farklı farklı varyasyonlarla o literatüre katkı sağlayacak yeni ürünler halinde gelmesini sağlayabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve böylelikle son sözüme gelmiş oluyorum. Orçun Hocam, şimdi soruları ben size sözü devrederek mikrofonumu kapatıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim İlkay Hocam, sağ olun. Şimdi ben biraz ortamı değiştireyim. Bu arada bizim anketlerimiz vardı. Şu anda hala sağ taraftalar ve ben sonuçlara da yayınladım. O anketleri doldurmayan arkadaşlarımız doldurabilirler. Bizle bilgilerini paylaşabilirler. Yine ben not alanından buraya da kopyalayayım. Bir form oluşturmuştuk. Bu forma bilgilerinizi girerseniz eğer e-posta adresinizi hem sizi bu listeye dahil ederiz hem de bundan sonraki etkinliklere bir şekilde geçiş yapmış oluruz. Şimdi ben aslında belki bir yeni alan açayım. Yeni bir sohbet alanı açayım. Bu yeni açtığım sohbet alanına lütfen sadece sorularınızı yazarsanız ben diğer sohbeti biraz küçültüyorum. Olur mu? Alttaki teşekkürler, güle güleler ve diğer bilgilerinizi alttan açabilirsiniz alttaki bölümle. Üstteki açtığım yeni sohbet alanı ise lütfen sadece sorularınızı yazın. Aynı zamanda biz bunların hepsine cevap veremezsek o soruları daha sonra da yanıt vermeye çalışırız. Okay. Evet, üstteki bu sohbet 3 olan her yere bölüme sorularınızı alabiliriz. Bu arada değerlendirme yapmak ister misiniz? Şirin Hocam, Kürşat Hocam, İlkay Hocam. Hani sorular gelinceye kadar bir küçük değerlendirmede herkes mikrofonla açıp isteyen değerlendirme yapabilir. Şirin Hocam, istiyorsanız bir kapanış değerlendirmesi alalım sorular gelirken. Peki, bir kere bütün konuşmacılara çok teşekkür etmek istiyorum. İlk konuşmayı verip çekilip dinlemenin keyfine daldım. Hakikaten çok keyifliydi, çok teşekkürler. Şimdi Creative Commons Türkiye tabii eğitimin üstünde ve dışında her şeyi kapsayan hukuki düzenlemelere gidecek bir oluşum. Eğitimle başlamamızın nedeni Creative Commons'ın da ülkemizde üniversitelerin önderliğinde yürüyor olması ve eğitim konusunda Creative Commons'ı benimsemek belki de işte o kırmaya çalıştığımız bazı fikri mülkiyet konusundaki sahipçiliğin en kolay kırıldığı yer olduğu için akademisyenler olarak biz yaptıklarımızın paylaşılmasını istiyoruz. Belki o bakımdan, ama yine de açık ders malzemeleri gibi bir konuya girdiğimiz zaman önümüze bazı engeller çıkabiliyor uygulamada. Bence bunların çok güzel bir özeti oldu. Ama bir taraftan da Creative Commons'ın genişliği ve Türkiye'ye tam olarak geldiği zamanı düşünelim. Eğitimde neler olabileceğini düşünmeye çalışıyoruz burada. Bütün diğer alanlarla birlikte düşündüğümüz zaman ne kadar farklı bir ülke olacağını düşünelim. Teşekkürler hocam. Kürşat Hocam, sizden alalım değerlendirmeler.
Ben de çok teşekkür ediyorum herkese. Tabii hani bu işin yasal tarafı, işte lisanslama tarafı önemli. Ama ortada bir paylaşacağımız içerik olmazsa istediğimiz kadar bir işte lisans olsun vesaire olsun pek bir işe yaramıyor. Dolayısıyla öncelikle paylaşma kültürünü bence aramızda geliştirmemiz gerekiyor. Şirin Hocam, gerçi hani bence o kişisel isteği şeysiydi, duygusu herhalde, hani biz paylaşmak istiyoruz diyor ama ben ne yazık ki Türkiye'deki akademisyenlerde, özellikle üniversitelerdeki akademik kurumlarda bu paylaşma isteğini çok güçlü olarak göremiyorum. Dolayısıyla bu kapsamda ya da bu yöndeki kültürün geliştirilmesi, elimizdeki kaynakların mümkün olduğunun en fazla şekilde paylaşmamız gerekiyor. Tabii ona paralel olarak da yasal yönlerini, Creative Commons'ın yaygınlaştırılmasında kaynakları paylaşarak beraber el ele götüreceğiz. Ama en kritik problemimiz bence yeteri kadar içeriğin, yeteri kadar açık içeriğin kullanıma sunulmamış olması. Önümüzdeki dönemde sürecin, paylaşma sürecin daha da artarak devam etmesini diliyorum. Teşekkürler. Tekrar söz alabilir miyim kısaca? Kürşat Hocam, haklısınız, aslında fazla farklı bir şey söylemiyoruz. Ben akademisyenler olarak paylaşımcı izlediğim zaman daha çok makalelerimize, yaptığımız işlere, işte bulgulara filan mümkün olduğu kadar çok dikkat çekip onlardan atıf almak istememizden söz etmiştim. Yoksa ders malzemeleri özelinde tamamen haklısınız. Bu sadece bireysel olarak akademisyenlerin değil, bazı kurumların da benimsemediği bir şey. Yani biz şimdi özel üniversiteyiz diyelim. Bunu tüm idareye, tüm yönetime anlatmak çok zor bir şey. Burada özel üniversiteyiz, ücretli öğrencilerimiz var. Biz derslerimizi herkese açacağız öyle mi gibi bir engeli geçmek zorundayız. Bu soruyla karşılaşıyoruz. Yani ders malzemeleriyle, hani genel olarak akademisyenlerin araştırmalarını, bulgularını, makalelerini veya genel yayınlarını paylaşma isteğini belki de ayırt etmem gerekirdi baştan. Haklısınız. Evet, Ben belki sanırım o biraz daha... Pardon, Kürşat Hocam. tamam. Katılıyorum. Hani bizim makale paylaşma yönünde bizi ya da akademisyenleri yönlendiren bir takım mekanizmalar var. Dolayısıyla örneğin ne kadar fazla makale yayınlarsanız ya da makalelerinizde ne kadar atıf alırsanız bunlar sizin için olumlu dönüt olarak geri geliyor. Bence hani sistem içinde ne kadar fazla dersinizi paylaşırsanız size buna yönelik yine sistemin bir takım dönütler getirmesi gibi mekanizmalar kurulması durumunda belki bu daha da bir hızlandırılacaktır. Aynı makalelerimizi paylaşma arzusunu derslerimizi de paylaşma konusunda önümüzdeki dönemde tür mekanizmalarla göstereceğiz herhalde. Teşekkürler. Bazı sorular var. Bu sorulara arzu eden hocamız yanıt verebilir. Ben şeyi söyleyeyim. Bu aslında yasal olarak genelde en büyük sorulardan biri bu oluyor. İlkay da katılacaktır herhalde. Hani bunun bir yaptırımı var mı vesaire ile ilgili. Aslında belki şunu söylemekte fayda var. Özellikle Creative Commons lisansları aslında herhangi bir yaptırım veya herhangi bir sınırlamadan çok paylaşım şeklini daha çok belirtiyor. Yani bu anlamda bir bence avantajı oluyor. Herhangi bir blog veya herhangi bir dijital platformda bir kaynak varsa elinizde veya bir içeriğiniz varsa bunun hangi şartlarla paylaşacağınızı bir anlamda deklare ediyorsunuz. Ama bunun haricinde yine hazırlamış olduğunuz bir dokümanı bir şekilde sizin paylaşmanızı istediğiniz şekilde dışında paylaştılar aldılarsa orada yine standart hukuk kuralları çerçevesinde bir çalışma yapılabiliyor ancak. Onlarca çünkü Creative Commons'ın
herhangi bir şekilde bir yaptırımda bulunabilecek, herhangi bir çalışma yapabilecek bir hali yok. Ama avantaj şu, biliyorsunuz bu örneğin gazetelerde, dergilerde vesaire de çok uzun metinler oluyor bu paylaşım şartlarıyla vesaire ilgili. Ve siz her siteye girdiğiniz zaman bunları okuma zorunda kalıyorsunuz. Bunları okuyarak paylaşımlara karar vermek zorunda kalıyorsunuz. Neyi ne kadar kullanabileceğinizle ilgili. Belki burada bu kullanılan grafiklerin, Creative Commons ikonlarının, grafiklerin ve metinlerinin böyle bir kolay kullanım özelliği de var. Yani burada bir yaptırımdan çok nasıl paylaşılacağını, sizin bunu hangi şartlarda aslında rızanızın olduğunu bir şekilde göstermiş olduğunu söyleyebilirim. Belki ilk ayda bir şeyler ekleyebilir bununla ilgili olarak. Evet. Bunu şöyle bir ekleme yapayım. Bu en çok gelen sorulardan bir tanesi. Her ne kadar var olan bu sisteminden ayrı biraz yakın. Şirin Hoca'nın mikrofonu açık olduğu için loop ediyor ya. Şirin Hoca ile beraber o loop'a giriyor da biriniz mikrofonunuzu kapatın. Teşekkür ederim. Tamam galiba. Teşekkür hocam. Yasalardan çok bağımsız olmamak kaydı yani üzere. Yine de biraz yasalar üstü gibi düşünmek gerekir bunu. Orçun Hoca'nın anlattığı gibi aslında siz zaten paylaşmaya karar verdiğiniz bir içeriği nasıl paylaşacağınız noktasında koşulları belirliyorsunuz. Ama bir de şöyle bir şey var. Zaten aslına bakarsanız web sitenize de bir şey koysanız, bir şeyi basılı da yazsanız onun telif sahibi bir noktada bir telif sahibi var. Siz zaten eserin yaratıcısısınız. Ve istemediğiniz şekilde kullanılan bir kişiyi zaten mahkemeye götürebilir ve var olan fikri mülkiyet kanunlarıyla onu yargılayabilirsiniz. Siz bunun üzerine size izin süreci için vesaire tekrar geri dönmemesi için bir kişiye ya da pardon kullanıcılarınıza bebek koyduğunuz bir materyali nasıl kullanacağınızı tanımlamış oluyorsunuz bu lisanslarla. Dolayısıyla hem ayrı hem değil biraz bunu bu açılardan bakmak lazım. Yine de yalnız benim sunumumda bahsettiğim gibi bu oluşturulacak işte forum ve bunun da devamında aslında hukuk çevrelerinin açık lisansların mevcut fikri mülkiyet kanunlarına da yansıması için bir hareketimizin olması gerekir. Buna biraz bir başlangıç diye bakmak gerekir. Uluslararası deneyimden bahsetmek gerekirse uluslararası boyutta Creative Commons işte lisansları nedeniyle mahkemelere varmış ve oralarda da sonuçlanmış. Case'ler açıkçası yok. Oralara kadar gelmiş bir case yok. Ama bizler kullandıkça ve benimsedikçe farklı deneyimler ortaya çıkacaktır eminim. Buyurun. Sunum bir sorusu olmuş. Açık eğitim kapsamında yurt dışında üniversitelerin birlikte proje üretme örneklerini görebiliyoruz. Bu herhalde edX vesaire platformları buna güzel bir örnek. Ancak kendi üniversitemizde üniversite işbirlikleri çok kısıtlı, nasıl bir oluşum organizasyon ile bunu iyileştirebiliriz? Aslında çok uzun süre önce Kürşat Hocam da katılacaktır. Üniversitelerin birbirlerine bu online ortamda ders vermesiyle ilgili ilk düzenleme yapılmıştı. Yani uzaktan eğitim ve öğrenme ile ilgili düzenlemelerden önce böyle bir şey yapılmıştı. Yani imkanı olmayan üniversite diğer üniversiteden çevrimiçi ortamda ders alsın, onun karşılığında ders versin. Böyle bir düzenleme yapılmıştı ama o çok fazla işlemedi. Bununla beraber işte 60'a yakın üniversite bir konsorsiyum oluşturdu açık ders malzemeleriyle ilgili. Bu da maalesef çok fazla devamı gelmemiş oldu. Bilmiyorum Kürşat Hocam, Türkiye'deki bu durumu nasıl hani çözülebileceğiyle ilgili belki bir fikri, bir yaklaşım vardır. Ondan alalım cevabı. Nasıl çözebileceğimizle ilgili bir çözümüm yok. Keşke çözebilsek. Belki de bu bizim problemlerimizden bir tanesi. Beraber çalışma şeylerimiz, alışkanlıklarımız çok mu fazla yok bilemiyorum. Şeylerde, bir takım projelerde belki kendi içimizdeki, üniversitemiz içindeki gruplarla çalışma oluyor ama üniversiteler arası çalışmalar ne yazık ki bu alanda değil. Diğer alanlarda da çok fazla ne yazık ki Türkiye'de mevcut değil. Bilemiyorum. Belki bir tane işte 5001, 5002 projelerde bu tür hususlar biraz daha cesaretlendirilebilir ya da bir takım ders önerisinde bulunulacaksa farklı üniversitelerden kişiler bir araya gelerek ders önerisinde bulunsunlar türünde tavsiyeler olabilir. Çünkü
aynı dersi veren mesela Türkiye'de yüzlerce kişi var. Dolayısıyla bir açık dersi eğer TÜBİTAK desteğiyle oluşturacaksanız burada belki birden fazla dersi iyi veren hocayı bir araya getirip bir grup yaptırmak daha iyi bir yöntem olabilir. Ama onun dışında gönüllü olarak bir araya gelme konusunda dediğim gibi bu biraz da bizim ortak çalışma kültürümüzden kaynaklanan bir eksiklik de olabilir. Bu arada gelmişken ikinci bir soru daha var. Bu vektörel bilişim isim olarak yok ama bir firmadan galiba. Hani altyapı hazır bize kimse destek olun şeklinde gelmedi türünde bir şey var. Altyapı hazırlamak en kolay şey. Yani bir açık ders sunmak için bir teknik bir sistemin üzerine bir içerik yönetim sistemini koymanız hiçbir sorun değil. Yani en kolay kısım bu taraf. Ama buraya konacak olan dersleri yapmak, hazırlamak, orada paylaşmak esas kültürel yönlerden bir tanesi de yine bu. Şöyle ilginç bir anekdot ben size paylaşayım. Şimdi şu anda Atatürk Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Engin Kurşun var. Doktora çalışmasını benimle beraber yapmıştı. Bu açık öğretim kaynaklarına yönelik. Öğretim üyeleriyle görüşmeler yapmıştı. İşte niye paylaşmıyorsunuz ders materyallerinizi? Engelleyen faktörler nelerdir falan diye. Birkaç hocayla görüşmesinde şöyle ilginç şey çıktı. Hoca diyor ki ben ders materyallerimi internet üzerinden yurt dışındaki vesairedeki yerlerden topladım, oluşturdum. Yani açık kaynakları kullanıp kendi ders materyalini oluşturmuş. Ve bunun için çok zaman harcadım. Ben bu kadar uğraşıp bu ders materyallerini hazırlamışım. Bunları başka birisiyle paylaşmam. Başka bir hoca da bunu hazırlayacaksa ve bu ders materyallerine ihtiyacı varsa otursun o da toplasın diyor. Şimdi yani ne kadar ters bir şey. Ortada açık eğitim kaynaklarını toparlıyorsunuz etraftan. Kendi dersinizi oluşturuyorsunuz ama oluşturduğunuz materyali bu sefer kapatıyorsunuz. Kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Yani aramızda yaptığımız bir espri vardır. Sonuçta hepimiz öleceğiz. Yani bu ders materyalleriniz de boşa gidecek. Bari hani paylaşın da birilerinin işine yarasın. Bu dünyada sevap olarak size dönsün diye. Dediğim gibi yani bir şekilde entelektüel kaynaklarımızı, ders kaynaklarımızı bunları paylaşmakta bir takım sorunlarımız var. Alıp kullanmayı seviyoruz. Ama kendimizden ortama bir şey katmayı, paylaşmayı ne yazık ki orada ciddi eksikliğimiz var. İlgili de bir şey eklemek istiyorum Kürşat Hocam. Aslında mesela bu MIT'nin derslerinde her dersin yanında Amazon'a bir link var biliyorsunuz. O dersin kitabının da olduğu siz de bahsettiniz. Bir şekilde o açık derse bakan kişi o dersi çok beğendiği zaman kitaba da yöneliyor bir anlamda. Bu belki bazı çekinceleri de geri planda bırakabilir. Hani ben bu emekleri verdim, bunun karşılığında bir ticari kazanç sağlayacağım, bundan kitap yapacağım, işte bir telif eser ortaya koyacağım diye. Aslında sizin açık dersiniz o telif eserinizle ilgili de ciddi anlamda onu promote eden, onu destekleyen, onu tanıtan ve sizin belki de şöhretinizi tırnak içinde arttıran bir yapısı olacaktır. Hani ben bu birazcık da açık eğitimle ilgili tanıtım ve savunuculuk kısmında da eksik olduğumuzu düşünüyoruz. Yani bu doneleri, bu maddeleri belki iyi sunamıyoruz insanlara. Bu anlamda da insanlar paylaşmaktan kaçınıyorlar. Bir diğer kısım da aslında yine telif hakları problemi. Yani hazırlamış olduğu ders materyalinde telif haklarına dikkat etmediği için o ders materyalini de açamıyor. Aslında bu da bence şeffaflaşma açısından çok önemli. Yani herhangi bir kitap yazarken ki yapılan çalışmayla dikkatle öğrencilere hazırlanmış bir ders materyaline de aynı derecede telif haklarına ve diğer şeylere dikkat etmek lazım. Hani eğitim için yapıyorum ben bunu diyerek bu telif haklarını önemsememek, daha sonra o dersin açık hale dönüştürülememesiyle ilgili de en büyük problemdi. Ben üniversitelerde öğretim elemanlarının derslerini açmamasıyla ilgili en büyük sorunlardan birini de bu olarak görüyorum aslında. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tartışmanın başında Kürşat Hocam'la çok güzel bir araştırma ile eğitim arasındaki her ikisinin de yürüten aynı öğretim kadrosu bir üç aşağı beş yukarı
neden böyle paylaşımla ilgili bir fark var diye konuştuk. Demin de Kürşat Hocam TÜBİTAK'ın belki bu 5000'li programlarını kullanarak bu konuda birlikte çalışmayı, işbirliklerini teşvik edebileceğini söyledi. O örneği biraz daha ileri götürmek istiyorum. Şimdi merkezi araştırma laboratuvarları kurulması istendiği zaman ve buna ciddi kaynaklar ayrıldığı zaman bir kurumun yürütücü olması kaydıyla pek çok kurumun katılması gerekiyor ve buradan üretilecek bütün araştırma sonuçlarının, hatta sadece sonuçlarının çıktılarının değil de verilerin de paylaşılması gerekiyor vesaire. Ve bu konuda çok başarılı örnekler var. Belki de bu tarz açık ders platformlarının, açık eğitim malzemeleri platformlarının teşvik edilmesi gerekiyor. Yani yurt dışında iPodia Alliance'ı övünerek yapıyorsa University of Southern California, ülkemizde de ODTÜ neden bunu yapmasın? Aklıma bunları getirdiniz demin. Yani aslında hepimizin artık sanırım sorunu sadece ODTÜ'nün omuzunda olan bir şey değil, bilmiyorum. Hep beraber bunu bir şekilde halletmemiz, çözmemiz gerekiyor. Demin az önce üniversite örneği olarak söyledim hocam, lafınızı balla kesiyorum ama hani University of Southern California övünüyorsa Türkiye'de ODTÜ haydi haydi övünerek yapar diye söyledim. Vallahi hani Türkiye'de hepimiz aynı kabın içindeyiz, biliyorsunuz. Amerika'da ya da diğer ülkelerde biraz daha farklı yapıları olmakla beraber Türkiye'de aynı dar elbisenin içindeyiz. Aynı kurallara tabiyiz. O açıdan prestijli miyiz bilmiyorum. Belki biraz da kötü çocuğuz biz bu sıralarda, biliyorsunuz. Bu sıralarda pek sevilmeyen bir üniversiteyiz. Bizimle beraber çalışmak biraz da cesaret istiyor. Bizimle beraber çalışmak cesaret de istiyor. O tür durumlar da var. Ben buraya geldiğimi söylemedim hocam. Evet yani. dediğim gibi hani çok biz de bir takım aynı kısıtlarla, aynı şeylerle, problemlerle, benzer problemlerle baş ediyoruz. Ya da baş etmeye çalışıyoruz. En azından visual thinking diyelim, önümüzdeki sürece yönelik bu tür ortak işbirliklerinin arttırılması üzerinde beraber çalışma süreçlerini arttıralım. Bu konuda beraber çalışalım diyeyim. Teşekkürler. info@creativecommons.org adresine sorularınızı alabilirsiniz. Ben Kürşat Hocam'ın cep telefonla yazacağım. İsteyenler direkt arayıp da şey İsteyenler arayıp da şey yapabilir. Neyse hocam, onu yapmayacağım. Direkt e-posta ile iletişime geçebilirsiniz. Bu arada Kürşat Hocam sitem etti. Neden biz partner üniversite arası yokuz? İlkay hocamı koymazsak bir daha bulamayız Kürşat Hocayı, söyleyeyim. Hocam ben... Vay, ismini diyeceğim, sadece bir şey yazmıyor. Şu anda bağlantı oraya gidiyor diyebilirim yani. Orşu Hocam bizi bir düşünecek. Evet. Bu arada ben hala 50'nin üzerinde katılımcımız var. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Son soruları alalım çünkü... Şu anda 15.59. Hedeflediğimiz saatte başladık. Hedeflediğimiz saatte de bitirmeye çalışalım. Hem de herkesin değerli vakitlerini daha fazla almayalım diye düşünüyorum. Eğer son sorular yoksa ben kendi adıma öncelikle İlkay'a, daha sonra Şirin ve Kürşat hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Katkı sağladıkları için, bu etkinliği gerçekleştirdikleri için. Ben de çok teşekkür ediyorum herkese. Katılın. Aynı bir şey. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler tekrar. Şirin Hocam.
Artık yoğurluk sürecini burada dört ettik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkür. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.